Merhaba efendim, günaydın. Takvimler 23 Şubat Cuma gününü gösteriyor. Ben Nevra Öner. Önümüzdeki 3 saat boyunca gazete manşetlerine ve günün sıcak gelişmelerine bakıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi. Saatlerimiz 5.45. Günaydın Türkiye başlıyor. Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütlerine ait konvoyu vurdu. Hemen detaylarını paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşan bir terör konvoyunu tespit etti. 30-40 araçtan oluşan konvoy kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. TSK'dan gelen açıklamaya göre PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütlerine ait konvoyda silah ve mühimmat taşınıyordu. Yeni açıklamada harekatta sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği de ifade edildi. Yalan yanlış şeyler çıkıyor. Aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı'nda kararlıyız dedi. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan yaptığı operasyonlarla adım adım Afrin'e ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede kültür sanat özel ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı. Erdoğan harekatı durdurmak için yapılanlara dikkat çekti, kararlılık konusunda net konuştu. Kaza ve kaderin sahibi Rabbimizdir. Bize düşen kendi irademiz ve gücümüz nispetinde çalışarak kaderimizin gerçekleşmesine imkan tanımaktır. Onun için coğrafyamızın şu an içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir işaret, bir ikaz, bir merhale olarak görüyoruz. Daima en iyisini umarak, ancak en kötüsüne de hep hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz. İşte bu sabah itibariyle hamdolsun Afrin Savaşı'nda 1829 teröristi Mehmet'imiz etkisiz hale getirdi. Tabii bu bir inancın, imanın bir neticesidir. Hani bazı böyle yalan yanlış şeyler falan çıkıyor. Hiçbirini aldırmadan şu anda yolumuza devam ediyoruz. Raco Dağı'nın ülkemize bakan kısmı teröristlerden arındırılmıştı. Jetlerimiz ve topçu birliklerimiz tepe bölgelere kaçan hainleri de ateş altına aldı sevgili seyirciler. TGRT Haber ekibinden Emre Ko ve Yasin Kamalaoğlu bombardımanı canlı olarak görüntüledi. Afrin'in batısı stratejik Raco Dağı. Birçok köy teröristlerden arındırıldı. Dün çok yoğun bir sis vardı bölgede. Görüş 50 metreye kadar düşmüştü. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler pes etmeden köylere doğru hücum etmeye devam ettiler. Ve iki köy daha alındı. Onlardan biri Karababa Köyü. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu Karababa Köyü'nü şimdi sizlere göstersin. Bakın. İşte Raco Dağları'nın eteklerindeki Karababa Köyü şu anda canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. O köy yoğun sis altında 50 metre görüşün 50 metreye kadar düşmüş olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler tarafından ele geçirildi. Raco'nun ülkemize bakan kısmı temizlenmişti. Hainler tepe bölgelere kaçtı. Saatler şu anda 12.45'i gösteriyor. Raco Dağları'nın hemen üstündeki köylerin olduğu noktalardan siyah dumanlar yükseliyor. Alt tarafta yeni alınan köylerin olduğu çevreden de silah sesleri geliyor.
Askerimiz ve ÖSO güçleri hainlerin üzerine yürüyordu. Jetlerimiz vurdu, topçularımız terörist mevzileri dövdü. Saatler 13.30'a yaklaşırken Türk jetleri Racu Dağları'nın üzerinde daireler çizmeye başladı. Ardından da işte arkamdaki bölgede 3 bomba birden patladı. Şu anda da siyah dumanlar gökyüzüne yükseliyor. Yoğun topçu atışı vardı bölgede. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler de bölgede pike yaptılar. Dağların tam arkasında kalan noktaları vurmuşlardı. Daireler çizdiler ve ardından bölgeden uzaklaştılar ama tekraren bölgeye doğru geliyorlar. Operasyon sırasında TGRT Haber ekibinden Emre Kol ve Yasin Kamaloğlu canlı yayındaydı. Jetlerimizin teröristlere attığı bombaları Emre Kol böyle duyurdu. Şu tarafta bir noktayı vurdular. Biraz puslu kalacak bölge ama şöyle kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu sizler için göstersin. Arkada kalan noktalardan yoğun patlama sesleri geldi. Jetlerimiz o bölgeye gitmişti. Yaklaşık olarak 30 saniye önce siz sıradaki haberi izlerken kayboldular demiştim arka tarafa doğru ve 2-3 patlama birden duyuldu bölgeden. Racu Dağları'nın hemen arka tarafları oluyor o bölgelerde. Sonrasında devreye yeniden topçu birliklerimiz girdi. Az önce toplar patladı. Topların patladığı ve hemen arkasında dumanlar yükselmeye başladı. Bakın işte Racu Dağı'nın hemen tepesini Türk topçusu, şanlı Türk topçusu az önce vurdu. Bakın dumanları görüyorsunuz. Oradaki iki hedef arka arkaya obüs toplarımız tarafından vuruldu. Afrin operasyonunun bugününde de yine şanlı Türk topçusu bölgeyi bombardıman altına tutmaya devam ediyor. Bölgedeki hareketlilik ve bombardıman gün boyu sürdü. Jetlerimiz evet vardı bile. Sınırı geçtiler artık. Şu anda duyuyorum seslerini. Sesler Racu Dağları'nın artık üzerlerinde. Birazdan da patlama sesi gelebilir. Çünkü o bölgeyi yoğun bombardıman altı. Bu arada obüslerimiz yeniden bölgeye ateş etti. Vurdu. Evet. Dumanın yükseldiği yeri görüyorsunuz. Yeni bir noktayı daha obüslerimiz hedef aldı. Jetlerimiz o bölgeye doğru giderken yükselen dumanı görüyorsunuz. Tam tepeyi vurdu. Kahraman pilotlarımıza görev emri geldikten sonra yaşananlar saniye saniye görüntülendi. Telefon çalıyor. Saat 3.20 itibariyle alfa scramble veriyorum. Görev emri veriliyor. Hem kahraman pilotumuz hem de teknik ekip vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Savaş uçağımız ve düşmanı yok eden mühimmatlarımız kontrol ediliyor. Pilotlarımıza operasyon emri geldiğinde yaşananlar kaydedildi. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Karargâhta nöbet tutan pilotun düşman hedeflerini yok etmesine kadar yaşanılan süreç an be an aktarılıyor. Videoda kahraman pilotumuz düğüne gider gibi göreve gidiyor. Kuleden verilen izinle savaş uçağımız ait olduğu yere gökyüzüne yükseliyor. Pilotumuz görev bilgisini alıyor. 4 numarası. 5 numarası. 6 devam ediyoruz. 5 piki kazanacağım. Ardından düşmanın üzerine mühimmatları bırakıyor. Hedefler teker teker başarıyla imha ediliyor. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin yakınlarındaki iki köyü daha YPG PKK'lı teröristlerden temizledi. Allahu Ekber.
Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu teröristleri vura vura Afrin'e yürüyor. Afrin'in kuzeyindeki Mikdat ve Ali Racı köyleri başarılı bir operasyonla terörden temizlendi. Böylece Kilis sınırının tamamı teröristlerden alındı. Hatay ve Gaziantep tarafında sadece 10 kilometrelik bir sınır hattı halen terörist PYD'nin denetiminde. Bu iki bölgede kontrol sağlandığında Afrin'de terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak. Sınır operasyonlarının tamamlanmasıyla Afrin kent merkezine doğru ilerleyişin başlaması bekleniyor. Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüsler ve çoklu roket atarlarla ateş altına alınıyor. Allahu Ekber! Sevgili seyirciler, teröristlerin başlarına roket yağdı. Birçok terör mevzisi boşaltıldı. Gece roket atarlarımız, sabah Mehmetçiklerimiz vurdu. Afrin'deki terör unsurları Zeytin Dalı harekatıyla yok ediliyor. Hatay'da konuşlu çok namlulu roket atarlarımız terör mevzilerini vurdu. Roketler ardı ardına ateşlendi. Teröristlere yağmur gibi bomba yağdı. Havanın aydınlanmasıyla askerimiz teröristlerle çatıştı. Birçok terör mevzi ele geçirildi. Askerimize karşı kim mücadeleye girişirse onlar bizim karşımızda hedef olur. Bu açıklama hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Rejimle terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG'nin anlaştığı iddia edilmişti. Esad rejiminin askerlerinin Afrin'e gireceği konuşulmuştu. İşte o iddialar hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın da gündemindeydi. Bozdağ, Afrin için rejimle terör örgütü PKK, YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığı duyumunu paylaştı. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG, PYD kılığında oraya girerse onların hedeftir. Hiç milisler girerse onlar da hiç ayrıma tabi tutmaz. Bu terör örgütlerinin yanında Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kim mücadeleye girişirse onlar bizim karşımızda hedef olur. Biz hiçbir ülkenin, sadece Suriye yönetiminin değil, hiçbir ülkenin bu terör örgütlerine destek olmasını istemiyoruz. Bu terör örgütlerini korumasını istemiyoruz. Amerika da dahil. Ve hepsine net söylüyoruz. Kim ki bunlara destek olur, kim ki bunları korur, kollarsa Türkiye onun karşısında olur. Biz bu mücadele sırasında arazide teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristlere destek için gelen olursa onlarla da mücadele ederiz. Bordo Beriller Kandil ekibinin peşinde. ABD ve PKK unsurlarının mevzilendiği noktalar jetlerimiz ve obüslerimiz tarafından vuruldu. Bordo Beriller Afrin'de Kandil'den gelen teröristlerin peşinde. Teröristler Cinderesi ve Raco beldelerini büyük ölçüde boşaltmıştı. Kandil kadrosu Meydanki'ye mevzilenmişti. Özel kuvvetler işte o terörist grubu yakın takibe aldı. Terör örgütü Kandil kadrosu başta olmak üzere birçok saha sorumlusunu Meydanki baraj çevresine göndermişti. Teröristlere ilk operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri PKK'nın Amerikalılarla birlikte üstlendiği noktaları tespit etmek için keşif turuna çıktı. Pentagon ekibi bölgede özel iletişim cihazları ve uydu bağlantılı sistemler kurmuştu. Ancak onlar da Bordo Berilleri durduramadı, özel kuvvetler bölgeye sızdı. Bombalanacak noktalar belirlendi, koordinatlar hava ve kara unsurlarımıza iletildi. Amerika ve PKK ittifakına ait terör noktaları hem obüsler hem de savaş uçaklarımız tarafından vuruldu.
teröristler Meydanki'yi Afrin merkezinden önce en büyük direnç noktası olarak belirlemişti. Meydanki'ye kara operasyonunun yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Afrin'de terörist PKK-PYD saflarında yer alan 430 batılı terörist Halep'e kaçtı sevgili seyirciler. Afrin'de yabancı teröristler terör örgütü saflarında askerimizle çatışmaya kalkışmışlardı. Görüntüdeki teröristler tek tek öldürüldü. Bunu gören 430 batılı terörist arkalarına bile bakmadan kaçtı. PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik harekat havadan ve karadan devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO Afrin'de destan yazıyor. Terörist PKK-PYD ağır darbe aldı. Terör örgütü içindeki yüzlerce terörist silah bıraktı. Batılı teröristlerin Esad rejiminin kontrolündeki Halep'e kaçtığı ortaya çıktı. Terörist PKK-YPG Esad rejimiyle anlaştıklarını itiraf etti. Rejim güçleri Halep'te PKK-YPG işgali altındaki yerlere giriş yaptı. Katil Esad'a bağlı güçler Halep'te terörist PKK-YPG işgalindeki mahallelere girdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gelişmeyi rejime yakın kaynaklar duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de aynı görüşteydi. Kirli ittifakı örgütün sözde Halep sorumlusu da doğruladı. Hiçbir yeri teslim etmedik. Kontrol noktalarında hem YPG hem de Esad'a bağlı güçler birlikte yer alacak dedi. Terör örgütünün Suriye ordusuyla anlaşma ve ittifak yaptığını da itiraf etti. Halep'in doğusunda 8 mahalle terör örgütünün işgali altındaydı. İki katilin, katil Esad'la katil PKK'nın işbirliğini kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı sevgili seyirciler. İşte iki teröristin işbirliğini gözler önüne seren görüntüler. Katil Esad'la katil terörist Paşa Abdullah Öcalan posterleri yan yana. Görüntüler Esad'la terörist PKK-PYD'nin yaptığı kirli ittifakı da sergiliyor. İran destekli Esad yanlısı bir grup toplanıp Afrin'e girdi. Görüntüler Esad yanlısı bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlandı. Afrin'de terörist PKK-PYD'liler tarafından karşılanan grup, ellerinde Esad ve Abdullah Öcalan posterleriyle terör örgütüne destek sloganları attı. Afrin operasyonu tüm hızıyla sürüyor sevgili seyirciler. İlk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829'a yükseldi. Savaş uçaklarımız havadan. Mehmetçiğimiz karadan ilerliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda 34. güne girildi. Harekat başarılı bir şekilde sürüyor. TSK son 24 saat içinde 49 teröristin daha etkisiz hale geldiğini duyurdu. Harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829'a yükseldi. Köyde bir terörist bile bırakmadılar. ÖSO kontrolüne geçen Deir Suvan Köyü görüntülendi sevgili seyirciler. Bir köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Deir Suvan Köyü artık ÖSO kontrolünde. Askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'deki terör mevzilerini bir bir ele geçiriyor. İlçenin kuzeyindeki Deir Suvan Köyü de
terör örgütünden kurtarıldı. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılara yönelik imha çalışması başlatıldı. Teröristler tarafından alıkonulan köylüler güvenli bölgelere tahliye edildi. Ginderes'le başlayan Meskun Mahal Operasyonu'nda 1100 gönüllü özel harekatçımız da yer alacak. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin yolundaki kritik tepeleri ve köyleri teröristlerden temizledi. Bundan sonraki aşama ise Cinderes'te başlayacak olan Meskun Mahal çalışmaları. Afrin'in güneybatısında açılan cephede Cinderes'in etrafı Mehmetçik ve Özo tarafından kuşatıldı. Cinderes Afrin'in anahtarı olarak görülüyor. Burada tıpkı Doğu ve Güneydoğu'daki gibi hendekler kazan ve evlere tuzaklar kuran teröristler sivil halkı kalkan olarak kullanıyor. Sivil hassasiyeti nedeniyle Cinderes operasyonunda özel birlikler sokak sokak ev ev temizlik yapacak. Bu operasyon için tam 1100 polis özel harekatçı belirlendi. Polis özel harekatların tamamı gönüllü oldu. Polis özel harekatların PKK'nın hendekler kazıp evlere tuzaklı bombalarla doldurduğu Sur, Cizre, Slopi ve Nusaybin'deki operasyonlara katılan polislerden seçildiği belirtildi. Meskun Mahal Operasyonu'nda ağır kayıplar vermemek için polis özel harekatlarla jandarma özel harekatlar belirlenen noktalardan Cinderes'e girecek. Polis özel harekat ve jandarma özel harekatların büyük titizlikle gerçekleştireceği operasyonda Cinderes üzerinde görüntü alan İHA'lar teröristlerin hangi evlerde gizlendiğini belirleyecek. Görüntüler harekat merkezine anlık olarak iletilecek. Karadan ilerleyen timler nokta operasyonlar yapacak. Böylece sivil kaybının da önüne geçilecek. Afrin merkezine yönelik operasyonda hem güvenlik koridoru hem de lojistik üs olarak Cinderes'in kullanılması düşünülüyor. Afrin'e yakın en büyük yerleşim merkezi olan Cinderes, teröristlerden temizlenip güvenlik tamamen sağlandıktan sonra kasabaya TSK ve ÖSO yığınak yapacak. Terör örgütü PKK'nın Afrin mafyası ortaya çıktı sevgili seyirciler. Gençler bir bir ölüme gönderilirken terör baronlarının nasıl lüks içinde yaşadıkları gözler önüne serildi. Abdo Hayr, terör örgütü PKK'nın Afrin sorumlusu. Kentte süper lüks villasında yaşıyor. Uyuşturucu pazarlama tezgahının başındaki isim. Örgütün infaz emrini verdiği militanlara yaptığı işkenceleriyle tanınıyor. İnfazları da o yapıyor. PKK, Irak, Suriye ve Türkiye'de binlerce masum genci ailelerinden koparıp ölüme gönderiyor. İşte eli kanlı terör örgütünün elebaşları ise böyle lüks içinde villalarda sefa sürüyor. Bunlardan biri de PKK'nın Afrin'deki sorumlularından Abdo Hayr. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröriste sahip. Afrin genelinde 8 ayrı uyuşturucu imalathanesi var. Buralarda 13 ila 18 yaş arası çocukları çalıştırıyor. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilge'nin haberine göre Abdo Hayr terör ve uyuşturucu randından elde ettiği gelirle gayrimenkul yatırımları yapıyor. Her biri 1,5 milyon dolar değerinde 5 villası var. Lüks cipler ve klasik otomobillerde cabası. Aynı zamanda Hayr atlara da düşkün. Afrin'de 4 milyon dolara bir de at çiftliği kurmuş. Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütünün uyuşturucu, terörist ve insan kaçakçılığı kanalları tamamen kapandı. Öldürülen teröristlere şehit dediler. Terörist PKK-PYD'ye karargâhtan bakın ne çıktı. Gel baba, bunlar şehit mi ya? Şimdi yapalım.
Her bir karede hainler yer alıyordu. Kahraman askerimiz teröristlerin fotoğraflarını yaktı. Bakalım bunlar nasıl şehitmiş. Askerimiz Afrin yakınlarında operasyona çıkmıştı. Birçok köy teröristlerden arındırıldı. Hainlerin gizlediği sözde karargaha girildi. Öldürülen teröristlere ait fotoğraflar bulundu. Şehitmiş. Bu da bunun büyük hali. Bu da mazlum, bu da şehitmiş. Bunlar da bayağı, bunlar da şehitlenmiş. Öldürülen hainler örgüt mensuplarınca şehit olarak nitelendirilmişti. Askerimiz teröristlere ait o fotoğrafları yaktı. Gel baba, bunlar şehitmiş ya. Şimdi yakalım. Bakalım bunlar nasıl şehitmiş. Karargah ayrıntılı bir incelemeden geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'te YPG'li teröristleri eğitmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen teröristlerle işbirliğine devam ediyor. Masada verilen sözler sahada karşılık bulmuyor. İşte bu da kanıtı. ABD YPG'li teröristleri Membiç'teki kamplarda eğitiyor. Bu fotoğraflar da o kampta çekildi. Teröristler bu kampta askeri eğitim alıyor. Sonra da ellerindeki o silahları Türk askerlerine çeviriyor. Daha geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını açıklamıştı. İki ülke arasında ele alınacak ilk konunun da Münbiç olduğunu söylemişti. Verilen sözler yine masada kaldı. Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal bir açıklama yaptı. Terörist PKK-PYD'yi silah ve mühimmatla donatan ABD skandal açıklamalarına devam ediyor. Türkiye sınır güvenliğini korumak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte Afrin'deki terör örgütü PKK-PYD'ye ağır darbe vurdu. Teröristler ağır kayıp verince ABD ve Batı tarafından Afrin Harekatı çarpıtıldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway'dan skandal Afrin açıklaması geldi. Pentagon Sözcüsü sivillerin öldürüldüğü yalanına başvurdu. Şu anda sivillerin ölmekte olduğu ve insanların şiddet yüzünden evlerine geri dönemediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerilimleri yatıştırmak önemli. Durumu yatıştırma ve Türk müttefiklerimizle onların endişelerini gideren bir çözüm bulmalıyız. Sevgili seyirciler, Mehmetçiğimize bir destek de işitme engelli vatandaşlarımızdan geldi. Ben işitme engelliyim. Duyamam. Ve konuşamam. Yüreklerinden geçenleri işaretlere döktüler. Ama tüm insanlar gibi kalbim çarpar. Çektikleri videoyla Mehmetçiğimize en anlamlı desteği verdiler. Kimi zaman burkulur yüreğim. Kimi zaman canım yanar. İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir video hazırladı. Kimi zamansa sevinir tüm insanlar gibi. Sessizlerin Yüreği Afrin'de videosuyla Mehmetçiğimize destek mesajı verdiler. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan tüm Mehmetçikler atar bu süreçte, bu sessiz yürekte. Türkiye'de bulunan 3 milyonun üzerindeki işitme engelli vatandaş kahraman ordumuzun yanında yer alıyor. Harekatın birinci ayının sonunda bizler için canını esirgemeyen tüm Mehmetçiklere minnettardır bir yürek. Afrin'de görev yapan Mehmetçikleri yalnız bırakmıyor. Hazırlanan videoda kahraman Mehmetçiğimize ait özel görüntüler yer aldı. Şu dağlarda kez şehitlerimiz de unutulmadı. Ve vatan uğruna şehit düşen tüm Mehmetçikler içinse gözyaşlarım sel, kalbim mezar olmuştur. Tüm sessizler sizinle. Ve haftanın son gününde gazete manşetlerine bakacağız. Türkiye gazetesiyle başlayalım her zaman olduğu gibi. İşte yeni sandık
Oy kullanma sistemi sil baştan efendim. Seçimlerde kartondan kabinler kullanılacak. Oy verme zarflarının boyutu büyüyecek ve sandıklar değişecek. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla verilen seçim ittifaklarına ilişkin kanun teklifinde 2019 seçimlerinde kullanılacak oy kabinleri, pusulanın koyulacağı zarflar ve oyların atıldığı sandıklarda değişikliğe gidileceği öngörülüyor. YSK yerel seçimlerde zarfların ebadını büyütecek, oy pusulalarının tek zarfta kullanılmasına ilişkinde bir yeni düzenleme yapılıyor olacak Türkiye Gazetesi'nin manşetinin detayında. Hemen Sabah Gazetesi'ne bakalım. Afrin bize düğün bayram diyor Sabah Gazetesi. Bugün yurdun dört bir köşesinden Afrin'e giden komandolarımızı 7'den 70'e on binlerce vatandaş dualarla, marşlarla, kurbanlar ve sevgi gösterileriyle uğurladı. Komando kıyafetli çocuklar, gençler, kadınlar, eşler, anneler, babalar ellerinde zeytin dalı ve bayraklarla jandarma özel harekat ve polis özel harekat timlerini düğüne bayrama gider gibi uğurlamak için yollara döküldü diyor Sabah Gazetesi'nde. Ve Hürriyet Gazetesi bugün katliam manşetini atıyor efendim. Esad Kuta'da çocukları vuruyor. Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Kuta bölgesinde pazar gecesinden beri süren bombardımanda can kaybı 400'ü geçti. Kurbanlardan 150'si çocuk. Suriye rejiminin muhalifler elindeki mahallelere ağır bombardımanından dün en az 46 kişi daha öldü. Yaralı sayısı 2000'e ulaştı. Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'da günlerdir süren saldırılar dün Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi. Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Rusya ise İran ve rejiminin suçu olmadığını savunarak İsveç ve Kuveyt'te 30 gün ateşkes ilan edilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir tasarı sundu efendim. Ancak Rusya gerçekçi değil diyerek veto edeceğini duyurdu. Ve son gazetemiz, bu bloktaki son gazetemiz Star Gazetesi olacak. Sivil katliamını siz iyi bilirsiniz diyor. Sözde demokrasi götürme bahanesiyle dünya coğrafyasında kan ve gözyaşı akıtan Amerika Birleşik Devletleri katliamlarla dolu geçmişine bakmadan Afrin harekatında siviller ölüyor yalanıyla Türkiye'ye karşı kirli bir kampanya başlattı sevgili seyirciler. Irak'tan, Afganistan'dan, Filistin, Suriye ve Libya'dan çocukların öldüğü, öldürüldüğü fotoğraf kareleri de Star Gazetesi'nin manşetinin detayında yer buluyor diyelim ve böylelikle de gazete manşetlerinin ilk bloğunu noktalamış olduk. Gündemden gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, çocuk istismarının önüne geçmek için 6 bakanlığın katılımıyla oluşan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cezalar infaz edilecek ve indirimlerle ilgili de artık indirimlerin olmadığı bir ceza sistemine geçecek. Yani burada herhangi bir indirim olmayacak, kimse indirimden yararlanmayacak. Çocuk istismarı konusunda hükümet çok kararlı. Suçu işleyenler en ağır cezalara çarptırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan çocuk istismarının önlenmesine yönelik komisyon ilk toplantısını yaptı. Komisyonun önceliği bu tür suçların oluşmadan önlenmesi, sonrasında cezaların artırılması ve yeni cezaların eklenmesi de masadaydı. Cezaların caydırıcılığının en üst düzeye çıkarılması için neler yapılabileceği konuşuldu. İnfaz aşamasında kastrasyon kararı çıkacak. Önce yargılanacak, suçluluğu sabit oldu, cezası verilecek. Ceza verildikten sonra infaza başlanacak. Bu sürede de infaz süresince de mahkeme gene buna karar verecek. Bununla ilgili ve o zaman da bu işlem kendisine uygulanacak. Avrupa ülkelerinde de uygulanan kimyasal hadımın nasıl uygulanacağı araştırılıyor. Ceza kalıcı değil, geçici olacak. Süresi hakimin vereceği cezaya göre ortaya çıkacak. Gündemde olan konu tıbbi tedavi ile geçici süreli baskılama. Kimyasal kastrasyon cezalardan sadece bir tanesi ama cezaların arttırılmasının da ötesinde bu konu toplumun tüm kesimlerinin el birliği içinde her türlü katılımı ve katkısıyla el birliği içinde mücadele etmemiz gereken bir konu. Katil Esad'ın Doğu Guta'daki katliamında 3 günde tam 250 sivil hayatını kaybetti.
Katil Esad hem sivilleri katletti hem de hastanelere bomba yağdırdı. Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukaya aldığı Doğu Gudat'a katliam sürüyor. İnsani yardımların engellendiği bölgede rejim uçakları sivilleri bombalıyor. Varil bombalarının kullandığı Doğu Gudat'a kara saldırılarının yanı sıra paraşütle de bombalar atılıyor. Bakçı Hacıya! Aslan'a görüşmelerinde Hacıya. Gerginliği azaltma bölgesi Bakçı. İlan edilen Doğu Gudat'a 3 günde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 250'ye geçti. Rejim uçaklarının saldırılarında 22 sağlık merkezi de vuruldu. Türkiye ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Hollanda'dan skandal bir karar daha geldi sevgili seyirciler. Hollanda parlamentosu 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı aldı. Son dönemde ilişkilerin kopma noktasına geldiği Hollanda yeni bir skandala imza attı. Parlamento 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıma kararı aldı. Hollanda hükümetinin olumsuz görüş bildirmesine rağmen parlamento hükümet ortaklarından Hristiyan Birliği hazırladığı öneriyi kabul etti. Türk kökenli siyasetçilerin kurduğu Denk Partisi dışındaki bütün siyasi parti temsilcileri öneriyi destekledi. Kabul edilen karara göre Hollanda hükümeti Erivan'daki anma törenlerine de bakan düzeyinde temsilci gönderecek. Hollanda hükümeti ise 1915'te yaşananların soykırım kriterlerine uymadığı görüşündeydi. Bu yüzden karar parlamentoda kabul edilse bile yürürlüğe konulmayacağı açıklanmıştı. Genç kadın apartmanın içinde tartıştığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki kişiyle tartıştı, canını zor kurtardı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Öğle saatleriydi. Fas uyruklu 22 yaşındaki Azize Kaldi apartmanda iki erkekle tartıştı. Tartışma büyüdü. Önce darp edildi. Sonra da burnundan bıçaklandı. Genç kadın kanlar içinde kaldı. Saldırganlardan biri koşarak kaçtı. Mahalleli polise haber verdi. Polis binanın en üst katında oturan diğer saldırganı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı arıyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti. Yeni üniformalarını giydiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde boy gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti. Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'ta yer aldı. Yeni tasarım üniformalarını giyen polisler ve bekçiler beğeni topladı. Buluşmayı sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Emniyet teşkilatının üniformaları son olarak 1994 yılında değişmişti. Teknolojik gelişmeler, iklim koşullarıyla görev şartlarına bağlı olarak bir kez daha değişikliğe gidildi. Polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin üniformaları yeniden tasarlandı. Kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımı rafa kalktı. Daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı. Yaşlı bir adama şantaj yapıyorlardı. İki şantajcı bir kafede 20 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Başındaki kasketi çıkarttı, polis düğmeye bastı. Yaşlı adama şantaj yapanlar suçüstü yakalandı. Antalya'da gayrimenkul zengini yaşlı adamın kiracısı olan kadın ve sevgilisi bir türlü kira ödemiyorlardı. İddiaya göre kadın kira ödeme bahanesiyle yaşlı adamı evine davet etti, kıyafetlerini çıkarttı ve yan odadan çıkan erkek arkadaşı "Sevgilimi mi taciz ediyorsun?" diyerek o anları cep telefonuyla görüntüledi. Şantajcılar o görüntüler karşılığında 20 bin lira istedi.
yaşlı adam tüm olup biteni polise bildirdi. Ekipler yaşlı adamın iki şüpheliyle buluşmasını organize etti. Şantajcılar bir kafede parayı alırken yaşlı adam başındaki kasketini çıkardı. İşareti alan polisler iki şantajcıyı suçüstü işte böyle yakaladı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şantajcı çift adliyeye sevk edildi. 7 yaşındaki küçük bir kız okulda yediği yemek sonrası fenalaştı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ecrin Nazlı Gür Adana'da yaşıyordu. Henüz 7 yaşındaydı. İlkokul 1. sınıfa gidiyordu. Her sabah olduğu gibi o sabah da ailesi minik Ecrin'i okula yolladı. Öğle saatlerinde minik kız arkadaşlarıyla yemek yedi. Yemeğin ardından çok geçmedi, birden fenalaştı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kalbi daha fazla dayanamadı, hayatını kaybetti. Daha önce de bir kızlarını kaybeden aile bir evlat acısıyla daha sarsıldı, sinir krizi geçirdi. Minik Ecrin'in cenazesi ise 3 günlükken ölen kardeşinin yanına gömüldü. Trafik magandasını yaptığı bu kadar da olmaz dedirtti sevgili seyirciler. Ambulansın sireninden rahatsız oldu, önünü kesip terör estirdi. Ne oldu orada? Çarpışıyor, ambulansa yollandı. Adıyaman'da akşam saatleriydi. Alkollü bir kişi kaldırımda sızdı, yağmur altında yatarken vatandaşlar fark etti, sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulans siren çalarak yola çıktı ama bir kamyonet yol açmak yerine önünü kesti. Ambulansa bırakmıyor. Sürücü aracından inip sağlıkçılara hakaret etti, sirenden rahatsız olduğunu söyledi, görevlilere tekme atıp saldırdı. Vatandaşlar araya girdi, kavga büyümeden önlendi. Şehir magandası kamyonetine binip gitti ama sağlık görevlileri şikayetçi oldu. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada beyaz kod verildiği belirtildi. Beyaz kod, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı. Kullandığı kamyon yan devrildi ama şoför mahallinde telefonla konuşmaya devam etti. Koca kamyonet devrildi. Şoför devrilen aracının içinde hiç esnefini bozmadı. Telefonla konuşmaya devam etti. Kaza İstanbul Tem Otoyolu'nda meydana geldi. Yağmurdan kayganlaşan yolda Emrullah Çelik kontrolündeki kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetti. Koca kamyon yol ortasında yan yattı. Çevredekiler hemen polise haber verdi. O anlarda şoförün mahallinde telefonla konuşması dikkat çekti. Polisin yardımıyla şoför devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı. Kalbinden bıçaklanan hastasını hayatta tutabilmek için sedyeye çıkan doktor günün kahramanı oldu. Sedyeye çıktı, hastasını hayatta tutabilmek için elinden geleni yaptı. Ameliyathaneye böyle gitti. Bursa'da kalbinin alt tarafından bıçaklanan bir kişi hastaneye getirildi. Acil servise alınan hastanın vakit kaybetmeden ameliyathaneye götürülmesi gerekiyordu. Acil tıp uzmanı doktor Hüseyin Yenice ani bir kararla sedyenin üzerine çıktı. Hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye çıktım, açıkçası çok o anda hatırlamıyor gibiyim. Çünkü hastanın tek düşüncem hastanın beyninin ve diğer vital organların dediğimiz hayati organların hipoksik kalmasını istemiyorduk. Kalp pasajının en güzel şekilde o şekilde olacağını düşünerekten hastanın hayati organları, beyninin, kalbinin ve böbreklerinin oksijensiz kalmaması için kalp pasajı yaparak götürmemizin zaten yapmamız gereken oydu. Biz öyle yaptık. 32 yaşındaki hasta bu müdahaleyle hayata tutundu. Doktor Yenice bu müdahalesiyle hastanede günün kahramanı oldu. Balyoz'da kepenkleri kırdılar, eczaneden kanser ilaçlarını çaldılar. O hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Raflardan en pahalı ilaçları seçtiler. Çaldıkları o ilaçların arasında piyasada zor bulunan kanser ilaçları da vardı. Gözü dönmüş hırsızlar bir de polisle silahlı çatışmaya girdi. Sonunda ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Çek çek, böyle de çek. Nasıl? İyidir. Gözü dönmüş hırsızlık çetesi tam bir hafta içerisinde 19 iş yerini soydu. O iş yerlerinin arasında eczaneler de vardı. İşte hırsızların o anları. Gece vakti yüzlerine maske taktılar. Balyozu eline aldılar. Hırsızlar dakikalar boyu cam kapıya vurdu, kapıyı kırdı. Hiçbir şey olmamış gibi eczanenin içine girdiler. Gözü dönmüş hırsızla polisler işte bu noktada çatışmaya girdi. Burası Bahçeli Evler Adnan Kahveci Bulvarı. Hırsızlar eczaneye girip ilaçları aldıktan sonra tam olay yerinden ayrılırken polis de yüz yüze geldi ve aralarında kısa bir çatışma çıktı. Sonrasında bakın neler yaşandı. Hırsızlar bu sayede tam 500 bin liralık vurgun yaptılar. Hırsızların son işi onların sonu oldu. Başka bir eczaneyi soymak isterken karşılarında polisi buldular. Hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Hırsızlar bir hafta içerisinde tam 4 ayrı eczaneyi soymayı başardı. Girdikleri o eczanelerde ise pahalı ve piyasada zor bulunan kanser ilaçlarını çaldılar. Çaldıkları o ilaçları da başka eczaneye merdiven altından satışlarını yaptılar. Hırsızlar polise karşı direnmeye çalıştı. Araçlarıyla tam olay yerinden kaçarken polis aracın lastiğini ateş etti. Hırsızlar etkisiz hale getirildi. Çek çek, böyle de çek. 9 hırsız gözaltı. Feribotta patlama oldu. En az 25 kişi yaralandı. O patlama anı da kameraya yansıdı. Limana yanaşmıştı. İşte tam bu anda büyük bir patlama oldu. Feribot büyük hasar gördü. Meksika turistik sahil kasabasındaki patlamayla sarsıldı. Bir feribot Playa del Carmen limanına yanaşmış, yolcu indiriyordu. İşte bu anda arka bölümden dumanlar yükseldi. Patlama anı amatör kameraya an be an yansıdı. Feribotun parçaları denize uçtu. Kırılmadık camı kalmadı. Büyük hasar oluştu. Feribotun yolcu koltuklarının olduğu yan bölümde gedik açıldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Hemen olay yerinde müdahale edildi. Ardından ambulanslarla hastaneye taşındılar. Patlamanın sebebi şimdilik bilinmiyor. Hafta sonu için plan yapan İstanbullular dikkat, çünkü mega kent soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak. Meteorolojiden İstanbul için uyarı geldi. Tahminlere göre mega kentte hafta sonu yağışlı ve soğuk geçecek. Ama soğuk hava kar yağışına yetmeyecek. Yağış pazartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklığı haftanın ilk günü 5 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık beklenenden fazla düşerse özellikle yüksek kesimler beyaza bürünebilir. Edirne ve Kırklareli'nde ise pazar günü kar bekleniyor. Kar yağışı etkisini pazartesi günü de sürdürecek. Sıcaklık 9 dereceden 4 dereceye düşecek. Hakkari ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri ise sağanak yağışa teslim olacak. Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yağış çok kuvvetli olacak. Sevgili seyirciler, malum hamsi fiyatları cep yakıyor. Vatandaşlar fiyata düşen uskumruya yöneliyor. Şu anda denizlerimizde uskumru akını başladı. Ege bölgesinde, Babakale'de, Ege tarafında çok güzel uskumruculuk, kolyosculuk, kolyerciyecilik var. Uskumru hamsinin tahtını sallıyor. Hamsi fiyatları tırmanırken uskumrunun fiyatı düşüyor. Yıllardır görünmeyen uskumru balığı bu sene 15 liralara, 20 liralara kadar düştü kilosu.
Denizin en güzel balıklarından bir tanesi. Hakiki uskumru balığı. Balıkesir tezgahlarında uskumru bereketi yaşanıyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar bol avlanan uskumru fiyatıyla vatandaşın, bolluğuyla da balıkçı esnafının yüzünü güldürüyor. İnşallah en azından uskumrumuz devam eder. Halkımız bol bol uskumru balığı yer. 25 yıllık bir arının ardından ilk kez bu kadar bol avlanan uskumru kilosu 40 liradan 20 liraya kadar düştü. Uskumrunun bol olması bu sene iklimlere bağlı. Denizde yaşanan uskumru bereketinin aksine hamsinin az olması fiyatını da 30 liraya kadar tırmandırdı. Ege tarafında çok büyük bir uskumruculuk var. Şu anda hala geliyor yani. Böylece uskumru tezgahların küçük prensi hamsinin hükümdarlığını ele geçirdi. Sevgili seyirciler, faydaları saymakla bitmeyen Türk kahvesinin bir özelliği daha ortaya çıktı. Türk kahvesi beyin sağlığımızı da koruyor. Bence siz Türk kahvesini seviyorsunuz. Evet, çok seviyoruz. Günde kaç tane içiyorsunuz? 3, 2. Çok uykunuz var, yorgunsunuz. Bir Türk kahvesi içseniz ne oluyor? Zihinde hissediyorum kendimi. İyi geliyor. Türk kahvesi kültürümüzün değişmez bir parçası, hanımlarınsa vazgeçilmezi. Sağlığa birçok faydası var ama bazı faydalarını bilmiyoruz bile. Mesela Türk kahvesi beyni uyarıyor. Türk kahvesinin ne faydası olabilir? Ne faydası olur? Zihin açıklığına faydası olur. İçtiğiniz her yudum Türk kahvesiyle beyninizi çalışmaya biraz daha motive ediyorsunuz. Türk kahvesi sever misiniz? Çok. Ne faydası olabilir sağlığımıza? Zihnimi dinlendiriyor. Seviyorum. Günde 2 defa içiyorum. Türk kahvesinin içerisinde bulunan kafein yorgunluğu azaltıyor. Aynı zamanda konsantrasyonunuzu da yükseltiyor. Günde kaç Türk kahvesi içiyorsunuz? Yani 2 tane içiyorum kesin. Beyne ne faydası olabilir? Yani o içerisindeki uyarıcı bir madde var. Hani daha konsantrasyonu artırabilir. Hani daha iyi konsantre olabiliriz. Her ara öğünde içilen Türk kahvesi kalbinize dost. Şeker hastalığı riskini azaltıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. Ve ayrıca ömrü uzatıyor. Kalbe dostmuş. Evet. Şeker hastalığınız var mı? Yok. Şeker hastası olmasını insanın büyük ölçüde önlüyormuş. Çok güzel. Bir sır vereyim mi size? Sır canım. Ömrü uzatıyormuş. O çok güzel işte. Benim annem şu anda 90 yaşında. Her gün bir tane içer. Dünya İzci Düşünce Günü Büyükçekmece'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dünya İzci Düşünce Günü'nü kutladılar. Sahneledikleri bayrak oratoryosuyla izleyenleri duygulandırdılar. Engelliler, engelsizler diye bir ayrım yapılan dünyada yaşayan insanlarız. Komşu, iş sorma, başımız sağ olsun. Her yıl Şubat ayında tüm dünyada kutlanan Dünya İzci Düşünce Günü Büyükçekmece'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye'nin ilk ve tek engelli izci grubu, Gökkuşağı Engelli İzci Grubu üyelerinin hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı. Kutlamalara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katıldı. Gökkuşağı Engelli İzci Grubu hakkında açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarımızın, çocuklarımızın, kızlarımızın, delikanlılarımızın engelleri nasıl yıktığını, esas engellilerin kimler olduğunu ortaya koydukları bir şemsiye bu. Biz de Büyükçekmece olarak bu şemsiyenin altında kendimize yer bulmaya çalışıyoruz. Resmi olarak Türkiye'de İzcilik Federasyonu'nun ilk ve tek izci çalışma grubunu faaliyete geçirerek çocuk ve ailelerimizi hayata bağlamıştır. Bu
zamlı maaşından memnun olmayanlar ve yapılan zamla adil bulmayanlar dikkat, ya iş değiştirmek ya da şartlara razı olmak zorundasınız. Çünkü Yargıtay bu konuda işverenin yanında. ...2018 yılının ilk zamlı maaşları alınmaya başlandı. Zamlar bazı çalışanların yüzünü güldürdü, bazılarını ise mutsuz etti. Performansa göre değerlendirme yapılıyor yani kurumsal şirketlerde. Ona göre zam yapılıyor. Diyelim ki gün boyu sırt sırta çalıştığınız arkadaşınızla aynı işi yapıyorsunuz ve aynı maaşı alıyorsunuz. Zam dönemi geldi, arkadaşınıza %10 zam yapıldı ve arkadaşınız 300 lira zam aldı. Ve sizin maaşınıza yapılan zamsa onun yarısı kadar, yani sadece %5'ti. Bu durumda ne yaparsınız? Hakkımı helal etmiyorum. Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemesi lazım. İtiraz hakkımız var, onu kullanıyoruz ama çok fazla da etkili olduğunu pek düşünmüyorum. Bu durumda hepimizin aklına gelen ilk şey işvereni mahkemeye vermek. Ancak işverenizi mahkemeye de verseniz ve hatta o dava Yargıtay'a kadar da gitse, Yargıtay işveren lehine karar veriyor. Çünkü işvereniniz size istediği kadar zam yapmakta özgür. Normalde bu eşitliğe aykırı gibi görünse de Yargıtay'ın son dönemde verdiği kararlar işverenlerin her işçiye eşit oranda zam yapmakla yükümlü olmadığı yönündedir. İşveren aynı görevi yapana da eşit oranda zam vermek zorunda değil. Yargıtay burada branş ayrımı da yapmıyor. Aynı branşta olsa dahi onların performanslarına göre veya çalışma sürelerini de göz önüne alarak yine aynı şekilde eşit maaş yapmakla yükümlü tutmuyor işvereni. Ayrıca işverenin işçilerine her yıl zam yapmak gibi bir zorunluluğu da yok. İşverenin zam yapmak gibi yükümlülüğü de bizim mevzuatımızda şu anda mevcut değil. Yani mevzuatımızın hiçbir noktasında işverenin belli aralıklarla belli rakamlarda işçiye zam yapması gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir mecburiyet de yok. Ancak enflasyon oranlarında, belirli ekonomik dengeler oranında zam yapmak tabii ki hakkaniyetin gereği diye düşünüyorum. Bir kez daha merhaba efendim, ben Nevra Öner. Saatlerimiz 6.45'i gösteriyor. Başlıyoruz yeni saate diyelim ve hemen başlayalım. Yalan yanlış şeyler çıkıyor. Aldırmadan yolumuza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin Harekatı'nda kararlıyız dedi. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan yaptığı operasyonlarla adım adım Afrin'e ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede kültür sanat özel ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı. Erdoğan harekatı durdurmak için yapılanlara dikkat çekti, kararlılık konusunda net konuştu. Kaza ve kaderin sahibi Rabbimizdir. Bize düşen kendi irademiz ve gücümüz nispetinde çalışarak kaderimizin gerçekleşmesine imkan tanımaktır. Onun için coğrafyamızın şu an içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir işaret, bir ikaz, bir merhale olarak görüyoruz. Daima en iyisini umarak. Ancak en kötüsüne de hep hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz. İşte bu sabah itibariyle hamdolsun Afrin Savaşı'nda 1829 teröristi Mehmet'imiz etkisiz hale getirdi. Tabii bu bir inancın, imanın bir neticesidir. Hani bazı böyle yalan yanlış şeyler filan çıkıyor. Hiçbirini aldırmadan şu anda yolumuza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK, KCK, PYD ve YPG, DAEŞ terör örgütlerine ait konvoyu vurdu. Hemen detaylarını paylaşalım.
Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşan bir terör konvoyunu tespit etti. 30-40 araçtan oluşan o konvoy kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. TSK'dan gelen açıklamaya göre PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütlerine ait konvoyda silah ve mühimmat taşınıyordu. Yeni açıklamada harekatta sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği de ifade edildi. Raco Dağı'nın ülkemize bakan kısmı teröristlerden arındırılmıştı sevgili seyirciler. Jetlerimiz ve topçu birliklerimiz tepe bölgelere kaçan hainleri de ateş altına aldı. TGRT Haber ekibinden Emre Kol ve Yasin Kamaloğlu bombardımanı takip etti. Afrin'in batısı stratejik Raco Dağı. Birçok köy teröristlerden arındırıldı. Dün çok yoğun bir sis vardı bölgede. Görüş 50 metreye kadar düşmüştü ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler pes etmeden köylere doğru hücum etmeye devam ettiler. Ve iki köy daha alındı. Onlardan biri Karababa Köyü. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu Karababa Köyü'nü şimdi sizlere göstersin bakın. İşte Raco Dağları'nın eteklerindeki Karababa Köyü şu anda canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. O köy yoğun sis altında 50 metre görüşün 50 metreye kadar düşmüş olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler tarafından ele geçirildi. Raco'nun ülkemize bakan kısmı temizlenmişti. Hainler tepe bölgelere kaçtı. Saatler şu anda 12.45'i gösteriyor. Raco Dağları'nın hemen üstündeki köylerin olduğu noktalardan siyah dumanlar yükseliyor. Alt tarafta yeni alınan köylerin olduğu çevreden de silah sesleri geliyor. Askerimiz ve ÖSO güçleri hainlerin üzerine yürüyordu. Jetlerimiz vurdu, topçularımız terörist mevzileri dövdü. Saatler 13.30'a yaklaşırken Türk jetleri Raco Dağları'nın üzerinde daireler çizmeye başladı. Ardından da işte arkamdaki bölgede 3 bomba birden patladı. Şu anda da siyah dumanlar gökyüzüne yükseliyor. Yoğun topçu atışı vardı bölgede. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler de bölgede pike yaptılar. Dağların tam arkasında kalan noktaları vurmuşlardı. Daireler çizdiler ve ardından bölgeden uzaklaştılar ama tekraren bölgeye doğru geliyorlar. Operasyon sırasında TGRT Haber ekibinden Emre Kol ve Yasin Kamaloğlu canlı yayındaydı. Jetlerimizin teröristlere attığı bombaları Emre Kol böyle duyurdu. Şu tarafta bir noktayı vurdular. Biraz puslu kalacak bölge ama şöyle kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu sizler için göstersin. Arkada kalan noktalardan yoğun patlama sesleri geldi. Jetlerimiz o bölgeye gitmişti. Yaklaşık olarak 30 saniye önce siz sıradaki haberi izlerken kayboldular demiştim arka tarafa doğru ve 2-3 patlama birden duyuldu bölgeden. Raco Dağları'nın hemen arka tarafları oluyor o bölgelerde. Sonrasında devreye yeniden topçu birliklerimiz girdi. Az önce toplar patladı. Topların patladığı ve hemen arkasında dumanlar yükselmeye başladı. Bakın işte Raco Dağı'nın hemen tepesini Türk topçusu, şanlı Türk topçusu az önce vurdu. Bakın dumanları görüyorsunuz. Oradaki iki hedef arka arkaya obüs toplarımız tarafından vuruldu. Afrin operasyonunun bugününde de yine şanlı Türk topçusu bölgeyi bombardıman altına tutmaya devam ediyor. Bölgedeki hareketlilik ve bombardıman gün boyu sürdü. Jetlerimiz evet vardı bile. Sınırı geçtiler artık. Şu anda duyuyorum seslerini. Sesler Raco Dağları'nın artık üzerlerinde. Birazdan da patlama sesi gelebilir. Çünkü o bölgeyi yoğun bombardıman altı. Bu arada obüslerimiz yeniden bölgeye ateş etti. Vurdu evet. Dumanın yükseldiği yeri görüyorsunuz. Yeni bir noktayı daha obüslerimiz hedef aldı. Jetlerimiz o bölgeye doğru giderken yükselen dumanı görüyorsunuz. Tam tepeyi vurdu. Kahraman pilotlarımıza görev emri geldikten sonra yaşananlar saniye saniye görüntülendi.
Telefon çalıyor. Saat 3.20 itibariyle Alfa Scramble veriyorum. Görev emri veriliyor. Hem kahraman pilotumuz hem de teknik ekip vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Savaş uçağımız ve düşmanı yok eden mühimmatlarımız kontrol ediliyor. Pilotlarımıza operasyon emri geldiğinde yaşananlar kaydedildi. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Karargâhta nöbet tutan pilotun düşman hedeflerini yok etmesine kadar yaşanılan süreç an be an aktarılıyor. Videoda kahraman pilotumuz düğüne gider gibi göreve gidiyor. Kuleden verilen izinle savaş uçağımız ait olduğu yere gökyüzüne yükseliyor. Pilotumuz görev bilgisini alıyor. 4 numarası. Hedef numarası 6'ya devam ediyoruz. 5 dakika vereceğim. Ardından düşmanın üzerine mühimmatları bırakıyor. Hedefler teker teker başarıyla imha ediliyor. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin yakınlarındaki iki köyü daha PKK-YPG'li teröristlerden temizledi. Allahu Ekber! Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusu teröristleri vura vura Afrin'e yürüyor. Afrin'in kuzeyindeki Miktat ve Ali Racı köyleri başarılı bir operasyonla terörden temizlendi. Böylece Kili sınırının tamamı teröristlerden alındı. Hatay ve Gaziantep tarafında sadece 10 kilometrelik bir sınır hattı halen terörist PYD'nin denetiminde. Bu iki bölgede kontrol sağlandığında Afrin'de terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak. Sınır operasyonlarının tamamlanmasıyla Afrin kent merkezine doğru ilerleyişin başlaması bekleniyor. Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüsler ve çoklu roket atarlarla ateş altına alınıyor. Teröristlerin başına roket yağdı sevgili seyirciler. Birçok terör mevzisi boşaltıldı. Gece roket atarlarımız, sabah Mehmetçiklerimiz vurdu. Afrin'deki terör unsurları Zeytin Dalı harekatıyla yok ediliyor. Hatay'da konuşlu çok namlulu roket atarlarımız terör mevzilerini vurdu. Roketler ardı ardına ateşlendi. Teröristlere yağmur gibi bomba yağdı. Havanın aydınlanmasıyla askerimiz teröristlerle çatıştı. Askerimize karşı kim mücadeleye girişirse onlar bizim karşımızda hedef olur. Açıklama hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Rejimle terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG'nin anlaştığı iddia edilmişti. Esad rejiminin askerlerinin Afrin'e gireceği konuşulmuştu. İşte o iddialar hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın da gündemindeydi. Bozdağ, Afrin için rejimle terör örgütü PKK, YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığı duyumunu paylaştı. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG, PYD kılığında oraya girerse onların hedeftir. Hiç. Milisler girerse onlar da hiç ayrıma tabi tutmaz. Bu terör örgütlerinin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kim mücadeleye girişirse onlar bizim karşımızda hedef olur. Biz hiçbir ülkenin
sadece Suriye yönetiminin değil, hiçbir ülkenin bu terör örgütlerine destek olmasını istemiyoruz. Bu terör örgütlerini korumasını istemiyoruz. Amerika da dahil. Ve hepsine net söylüyoruz. Kim ki bunlara destek olur, kim ki bunları korur, kollarsa Türkiye onun karşısında olur. Biz bu mücadele sırasında arazide teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristlere destek için gelen olursa onlarla da mücadele ederiz. Bordo belirliler Kandil ekibinin peşinde. ABD ve PKK unsurlarının mevzilendiği noktalar jetlerimiz ve obüslerimiz tarafından vuruldu. Bordo belirliler Afrin'de Kandil'den gelen teröristlerin peşinde. Teröristler Cinderesi ve Raco beldelerini büyük ölçüde boşaltmıştı. Kandil kadrosu Meydanki'ye mevzilenmişti. Özel kuvvetler işte o terörist grubu yakın takibe aldı. Terör örgütü Kandil kadrosu başta olmak üzere birçok saha sorumlusunu Meydanki baraj çevresine göndermişti. Teröristlere ilk operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri PKK'nın Amerikalılarla birlikte üstlendiği noktaları tespit etmek için keşif turuna çıktı. Pentagon ekibi bölgede özel iletişim cihazları ve uydu bağlantılı sistemler kurmuştu. Ancak onlar da Bordo belirlileri durduramadı, özel kuvvetler bölgeye sızdı. Bombalanacak noktalar belirlendi, koordinatlar hava ve kara unsurlarımıza iletildi. Amerika ve PKK ittifakına ait terör noktaları hem obüsler hem de savaş uçaklarımız tarafından vuruldu. Teröristler Meydanki'yi Afrin merkezinden önce en büyük direnç noktası olarak belirlemişti. Meydanki'ye kara operasyonunun yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Afrin'de terörist PKK-PYD saflarında yer alan 430 batılı terörist Halep'e kaçtı. Afrin'de yabancı teröristler terör örgütü saflarında askerimizle çatışmaya kalkışmışlardı. Görüntüdeki teröristler tek tek öldürüldü. Bunu gören 430 batılı terörist arkalarına bile bakmadan kaçtı. PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik harekat havadan ve karadan devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO Afrin'de destan yazıyor. Terörist PKK-PYD ağır darbe aldı. Terör örgütü içindeki yüzlerce terörist silah bıraktı. Batılı teröristlerin Esad rejiminin kontrolündeki Halep'e kaçtığı ortaya çıktı. Terörist PKK-YPG Esad rejimiyle anlaştıklarını itiraf etti. Rejim güçleri Halep'te PKK-YPG işgali altındaki yerlere giriş yaptı. Katil Esad'a bağlı güçler Halep'te terörist PKK-YPG işgalindeki mahallelere girdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gelişmeyi rejime yakın kaynaklar duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de aynı görüşteydi. Kirli ittifakı örgütün sözde Halep sorumlusu da doğruladı. Hiçbir yeri teslim etmedik. Kontrol noktalarında hem YPG hem de Esad'a bağlı güçler birlikte yer alacak dedi. Terör örgütünün Suriye ordusuyla anlaşma ve ittifak yaptığını da itiraf etti. Halep'in doğusunda 8 mahalle terör örgütünün işgali altındaydı. İki katilin, katil Esad'la katil PKK'nın işbirliğini kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı. İşte iki teröristin işbirliğini gözler önüne seren görüntüler.
Katil Esad'la katil terörist başı Abdullah Öcalan posterleri yan yana. Görüntüler Esad'la terörist PKK-PYD'nin yaptığı kirli ittifakı da sergiliyor. İran destekli Esad yanlısı bir grup toplanıp Afrin'e girdi. Görüntüler Esad yanlısı bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlandı. Afrin'de terörist PKK-PYD'liler tarafından karşılanan grup, ellerinde Esad ve Abdullah Öcalan posterleriyle terör örgütüne destek sloganları attı. Afrin operasyonu tüm hızıyla sürüyor. İlk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829'a yükseldi. Savaş uçaklarımız havadan. Mehmetçiğimiz karadan ilerliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda 34. güne girildi. Harekat başarılı bir şekilde sürüyor. TSK son 24 saat içinde 49 teröristin daha etkisiz hale geldiğini duyurdu. Harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829'a yükseldi. Köyde bir terörist dahi bırakmadılar. ÖSO kontrolüne geçen Seyir Suvan köyü görüntülendi. Bir köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Deir Suvan Köyü artık ÖSO kontrolünde. Askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'deki terör mevzilerini bir bir ele geçiriyor. İlçenin kuzeyindeki Deir Suvan Köyü de terör örgütünden kurtarıldı. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılara yönelik imha çalışması başlatıldı. Teröristler tarafından alıkonulan köylüler güvenli bölgelere tahliye edildi. Cindere savaşlayacak Mesul Mahal operasyonunda 1100 gönüllü özel harekatçımız da yer alacak. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin yolundaki kritik tepeleri ve köyleri teröristlerden temizledi. Bundan sonraki aşama ise Cindere savaşlayacak olan Mesul Mahal çalışmaları. Afrin'in güneybatısında açılan cephede Cinderes'in etrafı Mehmetçik ve ÖSO tarafından kuşatıldı. Cinderes, Afrin'in anahtarı olarak görülüyor. Burada tıpkı Doğu ve Güneydoğu'daki gibi hendekler kazan ve evlere tuzaklar kuran teröristler sivil halkı kalkan olarak kullanıyor. Sivil hassasiyeti nedeniyle Cinderes operasyonunda özel birlikler sokak sokak ev ev temizlik yapacak. Bu operasyon için tam 1100 polis özel harekatçı belirlendi. Polis özel harekatların tamamı gönüllü oldu. Polis özel harekatların PKK'nın hendekler kazıp evlere tuzaklı bombalarla doldurduğu Sur, Cizre, Slopi ve Nusaybin'deki operasyonlara katılan polislerden seçildiği belirtildi. Meskun Mahal operasyonunda ağır kayıplar vermemek için polis özel harekatlarla jandarma özel harekatlar belirlenen noktalardan Cinderes'e girecek. Polis özel harekat ve jandarma özel harekatların büyük titizlikle gerçekleştireceği operasyonda Cinderes üzerinde görüntü alan İHA'lar teröristlerin hangi evlerde gizlendiğini belirleyecek. Görüntüler harekat merkezine anlık olarak iletilecek. Karadan ilerleyen timler nokta operasyonlar yapacak. Böylece sivil kaybının da önüne geçilecek. Afrin merkezine yönelik operasyonda hem güvenlik koridoru hem de lojistik üs olarak Cinderes'in kullanılması düşünülüyor. Afrin'e yakın en büyük yerleşim merkezi olan Cinderes, teröristlerden temizlenip güvenlik tamamen sağlandıktan sonra kasabaya TSK ve ÖSO yığınak yapacak.
Terör örgütü PKK'nın Afrin mafyası ortaya çıktı sevgili seyirciler. Gençler bir bir ölüme gönderilirken terör baronlarının nasıl lüks içinde yaşadıkları gözler önüne serildi. Abdo Hayr, terör örgütü PKK'nın Afrin sorumlusu. Kentte süper lüks villasında yaşıyor. Uyuşturucu pazarlama tezgahının başındaki isim. Örgütün infaz emrini verdiği militanlara yaptığı işkenceleriyle tanınıyor. İnfazları da o yapıyor. PKK, Irak, Suriye ve Türkiye'de binlerce masum genci ailelerinden koparıp ölüme gönderiyor. İşte eli kanlı terör örgütünün elebaşları ise böyle lüks içinde villalarda sefa sürüyor. Bunlardan biri de PKK'nın Afrin'deki sorumlularından Abdo Hayr. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröriste sahip. Afrin genelinde 8 ayrı uyuşturucu imalathanesi var. Buralarda 13 ila 18 yaş arası çocukları çalıştırıyor. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilge'nin haberine göre Abdo Hayr terör ve uyuşturucu randından elde ettiği gelirle gayrimenkul yatırımları yapıyor. Her biri 1,5 milyon dolar değerinde 5 villası var. Lüks cipler ve klasik otomobillerde cabası. Aynı zamanda Hayr atlara da düşkün. Afrin'de 4 milyon dolara bir de at çiftliği kurmuş. Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütünün uyuşturucu, terörist ve insan kaçakçılığı kanalları tamamen kapandı. Öldürülen teröristlere şehit dediler. Terörist PKK-PYD'ye karargâhtan bakın ne çıktı. Gel baba, bunlar şehitmiş ya. Şimdi yapalım. Her bir karede hainler yer alıyordu. Kahraman askerimiz teröristlerin fotoğraflarını yaktı. Bakalım bunlar nasıl şehitmiş. Askerimiz Afrin yakınlarında operasyona çıkmıştı. Birçok köy teröristlerden arındırıldı. Hainlerin gizlediği sözde karargaha girildi. Öldürülen teröristlere ait fotoğraflar bulundu. Şehitmiş. Bu da bunun büyük hali. Bu da mazlum, bu da şehitmiş. Bunlar da boya, bunlar da şehitlenmiş. Öldürülen hainler örgüt mensuplarınca şehit olarak nitelendirilmişti. Askerimiz teröristlere ait o fotoğrafları yaktı. Gel baba, bunlar şehitmiş ya. Şimdi yakalım. Bakalım bunlar nasıl şehitmiş. Karargah ayrıntılı bir incelemeden geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'te YPG'li teröristleri eğitmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen teröristlerle işbirliğine devam ediyor. Masada verilen sözler sahada karşılık bulmuyor. İşte bu da kanıtı. ABD YPG'li teröristleri Membiç'teki kamplarda eğitiyor. Bu fotoğraflar da o kampta çekildi. Teröristler bu kampta askeri eğitim alıyor. Sonra da ellerindeki o silahları Türk askerlerine çeviriyor. Daha geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını açıklamıştı. İki ülke arasında ele alınacak ilk konunun da Münbiç olduğunu söylemişti. Verilen sözler yine masada kaldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal bir açıklama yaptı. Terörist PKK-PYD'yi silah ve mühimmatla donatan ABD skandal açıklamalarına devam ediyor. Türkiye sınır güvenliğini korumak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte Afrin'deki terör örgütü PKK-PYD'ye ağır darbe vurdu. Teröristler ağır kayıp verince ABD ve Batı tarafından Afrin harekatı çarpıtıldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway'dan skandal Afrin açıklaması geldi. Pentagon Sözcüsü sivillerin öldürüldüğü yalanına başvurdu. Şu anda sivillerin ölmekte olduğu ve insanların şiddet yüzünden evlerine geri dönemediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerilimleri yatıştırmak önemli. Durumu yatıştırma ve Türk müttefiklerimizle onların endişelerini gideren bir çözüm bulmalıyız.
Sevgili seyirciler, Mehmetçiğimize bir destek de işitme engelli vatandaşlarımızdan geldi. Ben işitme engelliyim. Duyamam. Ve konuşamam. Yüreklerinden geçenleri işaretlere döktüler. Ama tüm insanlar gibi kalbim çarpar. Çektikleri videoyla Mehmetçiğimize en anlamlı desteği verdiler. Kimi zaman burkulur yüreğim. Kimi zaman canım yanar. İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir video hazırladı. Kimi zamansa sevinir tüm insanlar gibi. Sessizlerin Yüreği Afrin'de videosuyla Mehmetçiğimize destek mesajı verdiler. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan tüm Mehmetçikler atar bu süreçte bu sessiz yürekte. Türkiye'de bulunan 3 milyonun üzerindeki işitme engelli vatandaş kahraman ordumuzun yanında yer alıyor. Harekatın birinci ayının sonunda bizler için canını esirgemeyen tüm Mehmetçiklere minnettardır bu yürek. Afrin'de görev yapan Mehmetçikleri yalnız bırakmıyor. Hazırlanan videoda kahraman Mehmetçiğimize ait özel görüntüler yer aldı. Şu dağlarda kez olur. Her Türk asker dost olur. Şehitlerimiz de unutulmadı. Ve vatan uğruna şehit düşen tüm Mehmetçikler içinse gözyaşlarım sel, kalbim mezar olmuştur. Tüm sessizler sizinle. Sevgili izleyiciler, AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinde yer alan oy pusulasını İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ilk kez TGRT haber ekranında canlı yayında gösterdi. Cumhur İttifakı'nı... İttifakı oluşturacak partiler yan yana bir çerçeve içerisinde sıralanıyor. İttifakın ismi en üstte yazıyor. Altında da ittifaka katılan partilerin adı ve logoları yer alıyor. Seçim İttifakı teklifinde tarifi yapılan oy pusulası ilk kez TGRT haber ekranında gösterildi. İttifak şeyi içerisinde olan oylar ittifaka sayılacak. Son derece sade, açık ve basit bir şey. AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi meclise sunuldu. Şöyle vermiş olalım. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, oy pusulası örneğini MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'yı konuk ettiği TGRT Haber ekranlarında ilk kez gösterdi. Bunu ilk kez TGRT Haber'de göstermemiz önemliydi. İşte o kafa karışıklığı şöyle olacak, böyle kesinlikle, olacak. Aslında kesinlikle. Net bir şekilde de kamuoyuna önüne ya, TGRT Haber'de şey ilk yok. Kez çıkmış oldu. Yani ittifak diye orta yerine basabilir, kenar şeye basabilir, alanın içinde kaldığı sürece ittifaka sayılacak. Dolayısıyla büyük burada seçmen yani ittifak içerisinde ittifaka nereden destek veriyorsa o partinin ambleminin altına basacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak rüzgarda dünyanın en büyük deniz projesini hazırlıyoruz dedi. Bu yıl önemli ve dünyada da ses getirecek bir adımlar atacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'na katıldı. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve madencilik konusunda açıklamalar yaptı. Rüzgarda dünyanın en büyük offshore, yani deniz projesini hazırlıyoruz, ihalesini bu yıl düşünüyoruz dedi. İnşallah rüzgarda, belki de dünyanın en büyük offshore dediğimiz projesini hazırlıyoruz. Yani denizin üzerinde hakikaten rüzgar verimliliğinin çok yüksek olduğu bölgelerimiz bazılarının içinde barındıracak bir dünyadaki en büyük offshore ihalesini yapmayı düşünüyoruz. Esad Doğu Guta'da sivil katliamına devam ediyor sevgili seyirciler. Türkiye'yi Afrin'de haksız bir şekilde eleştiren Batı dünyası ise katliamlara sessiz. Doğu
Muta'da oluk oluk kan akıyor. Katil Esad'ın savaş uçakları ölüm yağdırıyor. Siviller katlediliyor. Batı ise bu zulme gözlerini kapattı. Afrin'de PKK-YPG zulmüne karşı operasyon başlatan Türkiye'yi tek bir masumun burnunu kanatmadığı halde sivil katliamla suçlayan Batı, katliamlar karşısında sessiz. Esad rejimi Doğu Guta'da tarihin en acımasız vahşetlerinden birine imza atıyor. Havadan vurulan Guta'da son saldırılarda 50'si çocuk, 300'ü aşkın sivil katledildi. Yaralı sayısı ise 1000'den fazla. Kent 2013 yılından beri kuşatma altında. 400 bin kişi kan ağlıyor. Suriye'de sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırdı. BM sadece bölgedeki durumun alarm verici olduğunu açıklamakla yetindi. UNICEF ise artan çocuk ölümlerini protesto için içi boş basın açıklaması yayımladı. Terör örgütünün Türkiye sivilleri vuruyor yalanına çanak tutan batılı ülkelerdense çıt çıkmadı. Doğu Guta, Astana Anlaşması'nda gerginliği azaltma bölgesi ilan edildi. Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl Nisan ayından beri bölgedeki ablukasını yoğunlaştırdı. Son aylarda ise saldırılarını şiddetlendirdi. Esad'ın Doğu Guta'da yaptığı katliam İstanbul'da protesto edildi. Katil Esad'ın Doğu Guta'daki katliamları Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Suriyeli Dernekler Platformu Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Guta'da 2012 yılından bu zamana kadar, yani 5 yıl gibi bir sürede 400 bin kişi kuşatma altında, bunlardan sadece 250 bini çocuklardan oluşmaktadır. 100 kişilik grup önce basın açıklaması yaptı. Guta bölgesi gerilimin azaltma bölgesi olarak Astana'da gösterilmesine rağmen Rusya ve Esad rejimi katliam boyutuna taşımıştır. Platform uluslararası örgütleri göreve çağırdı. Derhal uluslararası alınan kararların uygulanmasını, katliamların son bulmasını, demografik yapının değişmemesini, bu çok önemli. Çünkü o insanlar bu yüzden katlediliyor. Kuşatma altındaki sivillerin kurtarılmasını ve sivillerin zorla göç ettirilmesinin engellenmesini talep ediyor ve tüm insanlığa duyuruyoruz. 100 kişilik grup sloganlarla Doğu Guta'da yaşanan saldırıları protesto etti. Dernek üyeleri saldırılara göz yumduğu iddia edilen Rusya'ya da tepki gösterdi. ...23 Şubat Cuma gününde gazete manşetlerine bakacağız bir kez daha. Türkiye Gazetesi'yle başlayalım. İşte yeni sandık oy kullanma sistemi sil baştan sevgili seyirciler. Seçimlerde kartondan kabinler kurulacak. Oy verme zarflarının boyutu büyütülecek ve sandıklar değişiyor olacak. Mevcut oy verme kabinlerinin muhafazasında güçlükler yaşanıyordu. Sentetik kumaş kullanılması sebebiyle de taşınması sırasında hasar oluşturuyordu. Bundan sonra daha ekonomik ve kullanışlı olan karton kabine geçilecek. Doğuda güvenlik için bazı sandıklar birleştirilecek ve bir binada oturanlar farklı bölgelerde oy kullanabiliyor olacaklar. Türkiye Gazetesi'nin manşetin detayı. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Cenaze töreni ABD üstünde. PKK'ya sınırsız silah desteği veren Amerika Birleşik Devletleri terörist cesetlerine de sahip çıkıyor. Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı'nı etkisiz hale getirdiği batılı teröristler Haseke, Rümeyland'daki ABD üstüne götürülüyor. PKK-PYD'liler cenaze töreni yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor diyor Yeni Şafak gazetesinin manşetinin detayında. Ve Milliyet gazetesine bakalım. Aldırmadan yola devam.
Afrin'de 1829 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Erdoğan, yalan yanlış şeyler çıkıyor, hiçbirini aldırmadan yolumuza devam ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Afrin Savaşı'nda 1829 teröristi Mehmet'imiz etkisiz hale getirdi. Tabii bu bir inancın ve imanın neticesidir diyor. Ve bu bloktaki son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Mehmetçiğin merhametine sığının diyor Akşam Gazetesi. Terör örgütünün hendeklerinden kurtulan Sur halkından Afrin'de yaşayan sivillere çağrı var. Türk askeri merhametlidir. Kendiniz ve çocuklarınızın canını kurtarmak için onlara güvenin. TSK'nın Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı operasyonda örgütün kalkan olarak kullandığı siviller zor günler yaşıyor. Kendileri de örgütün hendek ve barikatları nedeniyle ölümün kıyısından dönen Diyarbakır Surlu vatandaşlar Afrin'deki mağdurlara yol gösteriyor. Ve böylelikle gazete manşetlerinin bu bloğunu noktaladık. Gündemden gelişmelerle devam ediyoruz. Çarptığı yayanın başından bir an olsun ayrılmadı. Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı. Araç sürücüsü ambulans gelene kadar çarptığı adamın başından ayrılmadı. Arkadaşlar şu yolu boşaltalım. Görüntüler Samsun'dan. Yabancı uyruklu 50 yaşında bir kişi yolun karşısına geçmek istedi. Yola adımını attı, otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savruldu. Camdan fırladı, birden patladı. Takla attı önümde böyle 3-4 kere. Şu an ellerim titriyor ya. Karşıdan geliyordu, ben de yolun karşısına geçecektim. Birden fırladı yani böyle. Kaza yapan sürücü yaralının başındaydı. Ambulans gelinceye kadar orada bekledi. Kazada başından yaralanan adam daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı bir adama şantaj yapıyorlardı. İki şantajcı bir kafede 20 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Başındaki kasketi çıkarttı, polis düğmeye bastı. Yaşlı adama şantaj yapanlar suçüstü yakalandı. Antalya'da gayrimenkul zengini yaşlı adamın kiracısı olan kadın ve sevgilisi bir türlü kira ödemiyorlardı. İddiaya göre kadın kira ödeme bahanesiyle yaşlı adamı evine davet etti, kıyafetlerini çıkarttı ve yan odadan çıkan erkek arkadaşı "Sevgilimi mi taciz ediyorsun?" diyerek o anları cep telefonuyla görüntüledi. Şantajcılar o görüntüler karşılığında 20 bin lira istedi. Yaşlı adam tüm olup biteni polise bildirdi. Ekipler yaşlı adamın iki şüpheliyle buluşmasını organize etti. Şantajcılar bir kafede parayı alırken yaşlı adam başındaki kasketini çıkardı. İşareti alan polisler iki şantajcıyı suçüstü işte böyle yakaladı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şantajcı çift adliyeye sevk edildi. Şarkıcı Volkan Konak'ın sahne aldığı yerde pompalı tüfekli saldırı dehşeti yaşandı. Volkan Konak'ın sahne aldığı eğlence mekanına geldi. Pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Ortalık karıştı. Olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir eğlence mekanının sahnesinde ünlü sanatçı Volkan Konak vardı. Mekana iş yeri sahibinin bir akrabası geldi. Pompalı tüfekle ateş açtı. Korumalar hemen müdahale etti. Arbede yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs havaya 3 defa ateş açtı. Ardından görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Silahı elinden alındı. Bu sırada bacağından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Olay anında sahnede olan Volkan Konak, yaşananların kendisiyle ilgisinin olmadığını söyledi. Benimle alakası yok. Alkol olduğu ortamlarda olur böyle şeyler. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. Olayda 3 kişi gözaltına alındı. Müzik
1 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu yapıldı sevgili seyirciler ve 1981 parça eser bulundu. Tam 1 milyon dolar değerindeydi. Tamamı Roma ve Bizans dönemlerine aitti. Tarihi eserler böyle ele geçirildi. İki tarihi eser kaçakçısı Aksaray'da kaçak kazı yaptı. Çok sayıda tarihi esere ulaştılar. İstanbul'da 1 milyon liraya piyasaya sürmek için alıcı arıyorlardı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar geldi. Harekete geçildi. Tarihi eserler alıcıya götürülmek üzere otomobile taşındı. İstanbul il sınırlarına giriş yaptı. Ancak ekipler aracı çoktan takibe almıştı. Otomobil Çekmeköy yakınlarında durduruldu. Aramada aracın bagaj kısmında 1981 parça tarihi eser bulundu. Eserler Roma ve Bizans dönemine aitti. Paha biçilemeyecek değerdeydi. Yetkililer tarafından incelenen eserlerin Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağı belirlendi. Kullandığı kamyon yan devrildi ama şoför mahallinde telefonla konuşmaya devam etti. Koca kamyonet devrildi. Şoför devrilen aracının içinde hiç esnefini bozmadı. Telefonla konuşmaya devam etti. Kaza İstanbul Tem Otoyolu'nda meydana geldi. Yağmurdan kayganlaşan yolda Emrullah Çelik kontrolündeki kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetti. Koca kamyon yol ortasında yan yattı. Çevredekiler hemen polise haber verdi. O anlarda şoförün mahallinde telefonla konuşması dikkat çekti. Polisin yardımıyla şoför devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı. Yola kontrolsüz çıkan araç kazaya neden oldu. Çarptığı aracı devirdi, içindeki sürücü yaralandı, iki araç da büyük hasar aldı. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Vakkas Kozak, kavşağa kontrolsüz çıkınca Oğuz Gün'ün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Oğuz Gün'ün otomobili çarpmanın şiddetiyle devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık çetesi evden televizyon çalarken güvenlik görevlisine yakalandı. Hırsızlar bu kez baltayı taşa vurdu. Güvenlik görevlisine suçüstü yakalandı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Gün doğumuna birkaç saat vardı. Daha önce bir inşaata giren 4 hırsız bu kez yanındaki binayı gözlerine kestirdi. Çevreyi gözetledikten sonra biri pencerelerdeki ferforjelerle en üst kata tırmandı. Diğerleri ise gözcülük yaptı. Görünüşte her şey yolundaydı. Ama güvenlik kamerasını hesaba katmamışlardı. Üstelik görevli her adımlarını izliyordu. Bir baktım şuradan demirden bir kişi çıkıyordu üste doğru. Ondan sonra üst kata çıkıp pencereyi açıyor. Ondan sonra içeri girdiler. Hırsız evden çaldığı televizyonu ipe bağladı, aşağı indirmek için harekete geçti. Aynı anda güvenlik görevlisi Rıdvan Karataş da silahı alıp ortaya çıktı. Görevliyi gören hırsızlar şaşkına döndü. Aşağıda bekleyen 3 kişi koşarak kaçtı. Eve tırmanansa yakayı ele verdi. Görevli korkutmak için kuru sıkı tabancasını birkaç kez yere ateşledi. Sonra da hırsızı darp etti. Koşuyorum, burada yakalıyorum, burada silah çekiyorum, sıkıyorum bir tane. Ondan sonra yakalıyorum, götürüyorum arada, biraz dövüyorum. Karataş hırsızı polise teslim etti.
Uyuşturucu satarak onlarca kişiyi zehirleyeceklerdi. Zehir tacirleri hiç beklemedikleri anda baskına uğradı. Polis bir gece ansızın geldi. Islak. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı. Kilolarca satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Yer İstanbul Sarıyer. Polis ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Her evde farklı bir zula vardı. Polis hepsini ortaya çıkardı. Satışa hazır halde 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yedisi kadın, 15 zehir taciri yakalandı. Balyoz'da kepenkleri kırdılar, eczaneden kanser ilaçlarını çaldılar. O hırsızlar polis tarafından yakalandı. Raflardan en pahalı ilaçları seçtiler. Çaldıkları o ilaçların arasında piyasada zor bulunan kanser ilaçları da vardı. Gözü dönmüş hırsızlar bir de polisle silahlı çatışmaya girdi. Sonunda ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Çek çek, böyle de çek. Nasıl? İyidir. Gözü dönmüş hırsızlık çetesi tam bir hafta içerisinde 19 iş yerini soydu. O iş yerlerinin arasında eczaneler de vardı. İşte hırsızların o anları. Gece vakti yüzlerine maske taktılar. Balyozu eline aldılar. Hırsızlar dakikalar boyu cam kapıya vurdu, kapıyı kırdı. Hiçbir şey olmamış gibi eczanenin içine girdiler. Gözü dönmüş hırsızla polisler işte bu noktada çatışmaya girdi. Burası Bahçeli Evler Adnan Kahveci Bulvarı. Hırsızlar eczaneye girip ilaçları aldıktan sonra tam olay yerinden ayrılırken polis de yüz yüze geldi ve aralarında kısa bir çatışma çıktı. Sonrasında bakın neler yaşandı. Hırsızlar bu sayede tam 500 bin liralık vurgun yaptılar. Hırsızların son işi onların sonu oldu. Başka bir eczaneyi soymak isterken karşılarında polisi buldular. Hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Hırsızlar bir hafta içerisinde tam 4 ayrı eczaneyi soymayı başardı. Girdikleri o eczanelerde ise pahalı ve piyasada zor bulunan kanser ilaçlarını çaldılar. Çaldıkları o ilaçları da başka eczaneye merdiven altından satışlarını yaptılar. Hırsızlar polise karşı direnmeye çalıştı. Araçlarıyla tam olay yerinden kaçarken polis aracın lastiğini ateş etti. Hırsızlar etkisiz hale getirildi. Çek çek, böyle de çek. 9 hırsız nasıl? Gözaltına alındı. İyidir. Kalbinden bıçaklanan hastasını hayatta tutabilmek için sedyeye çıkan doktor günün kahramanı oldu. Sedyeye çıktı, hastasını hayatta tutabilmek için elinden geleni yaptı. Ameliyathaneye böyle gitti. Bursa'da kalbinin alt tarafından bıçaklanan bir kişi hastaneye getirildi. Acil servise alınan hastanın vakit kaybetmeden ameliyathaneye götürülmesi gerekiyordu. Acil tıp uzmanı doktor Hüseyin Yenice ani bir kararla sedyenin üzerine çıktı. Hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye çıktım, açıkçası çok o anda hatırlamıyor gibiyim. Çünkü hastanın tek düşüncem, hastanın beyninin ve diğer vital organların dediğimiz hayati organların hipoksik kalmasını istemiyorduk. Kalp pasajının en güzel şekilde o şekilde olacağını düşünerekten hastanın hayati organları, beyninin, kalbinin ve böbreklerinin oksijensiz kalmaması için kalp pasajı yaparak götürmemizin zaten yapmamız gereken oydu. Biz de öyle yaptık. 32 yaşındaki hasta bu müdahaleyle hayata tutundu.
Doktor Yenice bu müdahalesiyle hastanede günün kahramanı oldu. Sevgili seyirciler, yeni yönetmelik 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Böylece her konut için bir otopark alanının ayrılması da zorunlu olacak. Bina girişleri kapanıyor, vatandaşlar kaldırımda bile yürüyemiyor. Çok şeritli yollardan tek bir araç bile zor geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni otopark yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. 1 Haziran tarihinde de yürürlüğe girecek. Görmüş olduğunuz binaların hiçbirinde otopark yok. Bu nedenle araçlar yol kenarlarına taşmış durumda. Ancak bu görüntüler artık tarih olacak. Yönetmelikle birlikte ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek. Ayrıca zemin altında kalmak şartıyla yan ve arka bahçelerinin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Yönetmeliğe göre park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi mümkün olacak. Ancak tüm otopark alanlarının %1'i bisiklet, %5'i engelli ve %2'si elektrikli araçlar için düzenlenecek. Binalardaki her konut için bir otopark alanı zorunlu hale geldi. Yani başka bir deyişle bundan sonra otopark alanı yoksa konut da yok. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Çağ'ı kabul etti. Çağ, dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerlerini Erdoğan'a hediye etti. Mahmut Manuel Çağ, Suriye asıllı dünya ağır siklet boks şampiyonu. Dünya şampiyonu Çağ, Türk vatandaşı olmak istiyor. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Buraya barış elçisi olarak geldim. Türkiye 4 milyon mülteci kabul etti. Bu sebeple çok mutluyum. Benim eşim Türk. Türkiye'yi çok seviyorum. Cumhurbaşkanı uygun görürse Türk vatandaşı olurum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de dünya şampiyonu Çağ'ı kabul etti. Kabulde Başbakan Binali Yıldırım'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Çağ, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Kemerin üzerinde dikkat çeken bir ayrıntı vardı. O da merhum boksör Muhammed Ali ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının yan yana olmasıydı. Dünya şampiyonu Çağ, sosyal medya hesabından görüşmenin ayrıntısını anlattı. Beni kabul ettiği için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. 4 milyon Suriyeli mülteciyi kabul ettiği için de kendisine teşekkür ettim ve kemerimi ona verdim. Kendisi de bana Suriye'de barış için çalışmamı istedi. Ben de savaşın ne anlama geldiğini gören birisi olarak bunu kabul ettim. TGRT Haber'e bir ödül de Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden geldi. Ödüllerini almak üzere Sayın Mehmet Aydın'ı sahneye davet ediyorum. TGRT Haber farkındalık ödülüne layık görüldü. Hocalı katliamının 26. yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Türk, Makedon ve Azerbaycanlı bürokratlar ve milletvekilleri programda hazır bulundu. Ödülü TGRT Haber adına ana haber spikeri Mehmet Aydın aldı. Bugün Azerbaycan ne düşünüyorsa Hocalı ile ilgili, nasıl üzüntüler yaşıyorsa, emin olun ki bundan 26 yıl önce Türkiye'de aynı acıları hissetti, aynı şekilde üzüldü, aynı şekilde kederlendi. Ekibimiz yerli ve milli duruşundan dolayı farkındalık ödülüne layık görüldü. TGRT televizyonu yerli ve milli duruşuna devam edecek. Bundan sonra da Afrin operasyonunu anlatmaya, aktarmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edecek. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz, şaşırdığınız ne varsa çekin, gönderin, yayınlayalım. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattı 0546 780 80 80. Böyle kamyon mu yüklenir Allah'ınızın aşkınıza? Yani insanların hayatıyla oynamaya ne gerek var bu böyle yani? Sadece kendi canını tehlikeye atmadı. Trafiktekilere de zor anlar yaşattı. Bütün
köprüleri, tabelaları es geçiyor. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. Yükün dengesini kaybedip yan yatması an meselesi. Biçimsiz istiflenen yük amatör kameraya böyle yansıdı. Tırın kasası demir profillerle dolu ancak yükü düştü düşecek. Şanlıurfa'da kaydedilen bu görüntüler yürekleri ağza getirdi. Yük aracın kasasına fazla dayanamadı. Kasanın yanındaki koruma demirleri de parçalandı. Sürücü belli ki tehlikenin farkında değil ama yükün aşağı düşmesi an meselesi. Emniyet şeridinde ağır ağır ilerliyor. Hem kendi canını tehlikeye attı hem de trafiktekilere korku dolu anlar yaşattı. Kimi sahibinin elinden kaçtı, kimi ahırdan. Sürü halinde şehir merkezine inen atlar böyle görüntülendi. Burası Bursa, gece saatleri. Yolda başıboş atları görenler hemen telefonuna sarıldı. Bir süre yolu işgal ettiler, belli ki otlamak için yeşillik arıyorlar. Caddede araçların yoğunluğu yok, gece saatleri olması olası bir kazayı da önledi. Yolun karşısına geçen atlar gecenin karanlığında gözden kayboldu. Bir kez daha merhaba efendim, ben Nevra Öner. Saatler 7.45 gösteriyor. Günaydın Türkiye devam ediyor. Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütlerine ait konvoyu vurdu. Hemen detaylarını paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşan bir terör konvoyunu tespit etti. 30-40 araçtan oluşan o konvoy kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. TSK'dan gelen açıklamaya göre PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütlerine ait konvoyda silah ve mühimmat taşınıyordu. Yine açıklamada harekatta sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi. Yalan yanlış şeyler çıkıyor, aldırmadan yolumuza devam ediyoruz sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin harekatında kararlıyız dedi. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan yaptığı operasyonlarla adım adım Afrin'e ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede kültür sanat özel ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı. Erdoğan harekatı durdurmak için yapılanlara dikkat çekti. Kararlılık konusunda net konuştu. Kaza ve kaderin sahibi Rabbimizdir. Bize düşen kendi irademiz ve gücümüz nispetinde çalışarak kaderimizin gerçekleşmesine imkan tanımaktır. Onun için coğrafyamızın şu an içinde bulunduğu durumu kaderimiz olarak değil, kaderimize giden yolda bir işaret, bir ikaz, bir merhale olarak görüyoruz. Daima en iyisini umarak. Ancak en kötüsüne de hep hazırlıklı bulunarak yolumuza devam edeceğiz. İşte bu sabah itibariyle hamdolsun Afrin Savaşı'nda 1829 teröristi Mehmet'imiz etkisiz hale getirdi. Tabii bu bir inancın, imanın bir neticesidir. Hani bazı böyle yalan yanlış şeyler filan çıkıyor. Hiçbirini aldırmadan şu anda yolumuza devam ediyoruz.
Racu Dağı'nın ülkemize bakan kısmı teröristlerden arındırılmıştı. Jetlerimiz ve topçu birliklerimiz tepe bölgelere kaçan hainleri de ateş altına aldı. TGT Haber ekibinden Emre Kol ve Yasin Kamaloğlu bombardımanı takip etti. Afrin'in batısı stratejik Racu'da birçok köy teröristlerden arındırıldı. Dün çok yoğun bir sis vardı bölgede. Görüş 50 metreye kadar düşmüştü ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikler pes etmeden köylere doğru hücum etmeye devam ettiler ve İki köy daha alındı. Onlardan biri Karababa Köyü. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu Karababa Köyü'nü şimdi sizlere göstersin. Bakın işte Racu Dağları'nın eteklerindeki Karababa Köyü şu anda canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. O köy yoğun sis altında 50 metre görüşün 50 metreye kadar düşmüş olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler tarafından ele geçirildi. Racu'nun ülkemize bakan kısmı temizlenmişti. Hainler tepe bölgelere kaçtı. Saatler şu anda 12.45'i gösteriyor. Racu Dağları'nın hemen üstündeki köylerin olduğu noktalardan siyah dumanlar yükseliyor. Alt tarafta yeni alınan köylerin olduğu çevreden de silah sesleri geliyor. Askerimiz ve ÖSO güçleri hainlerin üzerine yürüyordu. Jetlerimiz vurdu, topçularımız terörist mevzileri dövdü. Saatler 13.30'a yaklaşırken Türk jetleri Racu Dağları'nın üzerinde daireler çizmeye başladı. Ardından da işte arkamdaki bölgede 3 bomba birden patladı. Şu anda da siyah dumanlar gökyüzüne yükseliyor. Yoğun topçu atışı vardı bölgede ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler de bölgede pike yaptılar. Dağların tam arkasında kalan noktaları vurmuşlardı. Daireler çizdiler ve ardından bölgeden uzaklaştılar ama tekraren bölgeye doğru geliyorlar. Operasyon sırasında TGT Haber ekibinden Emre Kol ve Yasin Kamaloğlu canlı yayındaydı. Jetlerimizin teröristlere attığı bombaları Emre Kol böyle duyurdu. Şu tarafta bir noktayı vurdular. Biraz puslu kalacak bölge ama şöyle kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu sizler için göstersin. Arkada kalan noktalardan yoğun patlama sesleri geldi. Jetlerimiz o bölgeye gitmişti. Yaklaşık olarak 30 saniye önce siz sıradaki haberi izlerken kayboldular demiştim arka tarafa doğru ve 2-3 patlama birden duyuldu bölgeden. Racu Dağları'nın hemen arka tarafları oluyor o bölgelerde. Sonrasında devreye yeniden topçu birliklerimiz girdi. Az önce toplar patladı. Topların patladığı ve hemen arkasından dumanlar yükselmeye başladı. Bakın işte Racu Dağı'nın hemen tepesini Türk topçusu, şanlı Türk topçusu az önce vurdu. Bakın dumanları görüyorsunuz. Oradaki iki hedef arka arkaya obüs toplarımız tarafından vuruldu. Afrin operasyonunun bugününde de yine şanlı Türk topçusu bölgeyi bombardıman altına tutmaya devam ediyor. Bölgedeki hareketlilik ve bombardıman gün boyu sürdü. Jetlerimiz evet vardı bile. Sınırı geçtiler artık. Şu anda duyuyorum seslerini. Sesler Racu Dağları'nın artık üzerlerinde. Birazdan da patlama sesi gelebilir. Çünkü o bölgeyi yoğun bombardıman altı. Bu arada obüslerimiz yeniden bölgeye ateş etti. Vurdu evet. Dumanın yükseldiği yeri görüyorsunuz. Yeni bir noktayı daha obüslerimiz hedef aldı. Jetlerimiz o bölgeye doğru giderken yükselen dumanı görüyorsunuz. Tam tepeyi vurdu. Kahraman pilotlarımıza görev emri verildikten sonra yaşananlar saniye saniye görüntülendi. Telefon çalıyor. Saat 3.20 itibariyle Alfa Scramble veriyorum. Görev emri veriliyor.
hem kahraman pilotumuz hem de teknik ekip vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Savaş uçağımız ve düşmanı yok eden mühimmatlarımız kontrol ediliyor. Pilotlarımıza operasyon emri geldiğinde yaşananlar kaydedildi. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Karargâhta nöbet tutan pilotun düşman hedeflerini yok etmesine kadar yaşanılan süreç an be an aktarılıyor. Videoda kahraman pilotumuz düğüne gider gibi göreve gidiyor. Kuleden verilen izinle savaş uçağımız ait olduğu yere gökyüzüne yükseliyor. Pilotumuz görev bilgisini alıyor. Hedef numarası. Hedef numarası 6 devam ediyoruz. 5 dakika alacağım. Ardından düşmanın üzerine mühimmatları bırakıyor. Hedefler teker teker başarıyla imha ediliyor. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin yakınlarındaki iki köyü daha YPG PKK'lı teröristlerden temizledi. Allah'a akbar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusu teröristleri vura vura Afrin'e yürüyor. Afrin'in kuzeyindeki Miktat ve Ali Racı köyleri başarılı bir operasyonla terörden temizlendi. Böylece Kilis sınırının tamamı teröristlerden alındı. Hatay ve Gaziantep tarafında sadece 10 kilometrelik bir sınır hattı halen terörist PYD'nin denetiminde. Bu iki bölgede kontrol sağlandığında Afrin'de terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak. Sınır operasyonlarının tamamlanmasıyla Afrin kent merkezine doğru ilerleyişin başlaması bekleniyor. Harekat kapsamında Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüsler ve çoklu roket atarlarla ateş altına alınıyor. Teröristlerin başına roket yağdı sevgili seyirciler. Birçok terör mevzisi boşaltıldı. Gece roket atarlarımız, sabah Mehmetçiklerimiz vurdu. Afrin'deki terör unsurları Zeytin Dalı harekatıyla yok ediliyor. Hatay'da konuşlu çok namlulu roket atarlarımız terör mevzilerini vurdu. Roketler ardı ardına ateşlendi. Teröristlere yağmur gibi bomba yağdı. Havanın aydınlanmasıyla askerimiz teröristlerle çatıştı. Birçok terör mevzi ele geçirildi. Askerimize karşı kim mücadeleye girişirse onlar bizim karşımızda hedef olur. Açıklamam hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Rejimle terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG'nin anlaştığı iddia edilmişti. Esad rejiminin askerlerinin Afrin'e gireceği konuşulmuştu. İşte o iddialar hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın da gündemindeydi. Bozdağ, Afrin için rejimle terör örgütü PKK, YPG'nin pazarlık yaptığı ama anlaşamadığı duyumunu paylaştı. Eğer orada rejim elbise değiştirip YPG, PYD kılığında oraya girerse onların hedeftir. Hiç. Milisler girerse onlar da hiç ayrıma tabi tutmaz. Bu terör örgütlerinin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kim mücadeleye girişirse onlar bizim karşımızda hedef olur. Biz hiçbir ülkenin, sadece Suriye yönetiminin değil, hiçbir ülkenin bu terör örgütlerine destek olmasını istemiyoruz.
bu terör örgütlerini korumasını istemiyoruz. Amerika'da dahil. Ve hepsine net söylüyoruz. Kim ki bunlara destek olur, kim ki bunları korur, kollarsa Türkiye onun karşısında olur. Biz bu mücadele sırasında arazide teröristlerle mücadele ediyoruz. Teröristlere destek için gelen olursa onlarla da mücadele ederiz. Bordo belediler Kandil ekibinin peşinde ABD ve PKK unsurlarının mevzilendiği noktalar jetlerimiz ve obüslerimiz tarafından vuruldu. Bordo belediler Afrin'de Kandil'den gelen teröristlerin peşinde. Teröristler Cinderesi ve Raco beldelerini büyük ölçüde boşaltmıştı. Kandil kadrosu meydankiye mevzilenmişti. Özel kuvvetler işte o terörist grubu yakın takibe aldı. Terör örgütü Kandil kadrosu başta olmak üzere birçok saha sorumlusunu meydanki baraj çevresine göndermişti. Teröristlere ilk operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri PKK'nın Amerikalılarla birlikte üstlendiği noktaları tespit etmek için keşif turuna çıktı. Pentagon ekibi bölgede özel iletişim cihazları ve uydu bağlantılı sistemler kurmuştu. Ancak onlar da Bordo belirleri durduramadı, özel kuvvetler bölgeye sızdı. Bombalanacak noktalar belirlendi, koordinatlar hava ve kara unsurlarımıza iletildi. Amerika ve PKK ittifakına ait terör noktaları hem obüsler hem de savaş uçaklarımız tarafından vuruldu. Teröristler Meydanki'yi Afrin merkezinden önce en büyük direnç noktası olarak belirlemişti. Meydanki'ye kara operasyonunun yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Afrin'de terörist PKK-PYD saflarında yer alan 430 batılı terörist Halep'e kaçtı. Afrin'de yabancı teröristler terör örgütü saflarında askerimizle çatışmaya kalkışmışlardı. Görüntüdeki teröristler tek tek öldürüldü. Bunu gören 430 batılı terörist arkalarına bile bakmadan kaçtı. PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik harekat havadan ve karadan devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO Afrin'de destan yazıyor. Terörist PKK-PYD ağır darbe aldı. Terör örgütü içindeki yüzlerce terörist silah bıraktı. Batılı teröristlerin Esad rejiminin kontrolündeki Halep'e kaçtığı ortaya çıktı. Terörist PKK-YPG Esad rejimiyle anlaştıklarını itiraf etti. Rejim güçleri Halep'te PKK-YPG işgali altındaki yerlere giriş yaptı. Katil Esad'a bağlı güçler Halep'te terörist PKK-YPG işgalindeki mahallelere girdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gelişmeyi rejime yakın kaynaklar duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de aynı görüşteydi. Kirli ittifakı örgütün sözde Halep sorumlusu da doğruladı. Hiçbir yeri teslim etmedik. Kontrol noktalarında hem YPG hem de Esad'a bağlı güçler birlikte yer alacak dedi. Terör örgütünün Suriye ordusuyla anlaşma ve ittifak yaptığını da itiraf etti. Halep'in doğusunda 8 mahalle terör örgütünün işgali altındaydı. İki katilin, katil Esad'la katil PKK'nın işbirliğini kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı. İşte iki teröristin işbirliğini gözler önüne seren görüntüler.
Katil Esad'la katil terörist Paşa Abdullah Öcalan posterleri yan yana. Görüntüler Esad'la terörist PKK-PYD'nin yaptığı kirli ittifakı da sergiliyor. İran destekli Esad yanlısı bir grup toplanıp Afrin'e girdi. Görüntüler Esad yanlısı bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlandı. Afrin'de terörist PKK-PYD'liler tarafından karşılanan grup, ellerinde Esad ve Abdullah Öcalan posterleriyle terör örgütüne destek sloganları attı. Afrin operasyonu tüm hızıyla sürüyor sevgili seyirciler. İlk günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829'a yükseldi. Savaş uçaklarımız havadan. Mehmetçiğimiz karadan ilerliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda 34. güne girildi. Harekat başarılı bir şekilde sürüyor. TSK son 24 saat içinde 49 teröristin daha etkisiz hale geldiğini duyurdu. Harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829'a yükseldi. Köyde bir terörist bile bırakmadılar. ÖSO kontrolüne geçen Dey Suvan Köyü görüntülendi. Bir köy daha terör örgütünden kurtarıldı. Deir Suvan Köyü artık ÖSO kontrolünde. Askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'deki terör mevzilerini bir bir ele geçiriyor. İlçenin kuzeyindeki Deir Suvan Köyü de terör örgütünden kurtarıldı. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılara yönelik imha çalışması başlatıldı. Teröristler tarafından alıkonulan köylüler güvenli bölgelere tahliye edildi. Cinderes'te başlayacak Meskun Mahal Operasyonu'nda 1100 gönüllü özel harekatçımız da yer alacak. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu Afrin yolundaki kritik tepeleri ve köyleri teröristlerden temizledi. Bundan sonraki aşama ise Cinderes'te başlayacak olan Meskun Mahal çalışmaları. Afrin'in güneybatısında açılan cephede Cinderes'in etrafı Mehmetçik ve ÖSO tarafından kuşatıldı. Cinderes, Afrin'in anahtarı olarak görülüyor. Burada tıpkı Doğu ve Güneydoğu'daki gibi hendekler kazan ve evlere tuzaklar kuran teröristler sivil halkı kalkan olarak kullanıyor. Sivil hassasiyeti nedeniyle Cinderes operasyonunda özel birlikler sokak sokak ev ev temizlik yapacak. Bu operasyon için tam 1100 polis özel harekatçı belirlendi. Polis özel harekatların tamamı gönüllü oldu. Polis özel harekatların PKK'nın hendekler kazıp evlere tuzaklı bombalarla doldurduğu Sur, Cizre, Slopi ve Nusaybin'deki operasyonlara katılan polislerden seçildiği belirtildi. Meskun Mahal operasyonunda ağır kayıplar vermemek için polis özel harekatlarla jandarma özel harekatlar belirlenen noktalardan Cinderes'e girecek. Polis özel harekat ve jandarma özel harekatların büyük titizlikle gerçekleştireceği operasyonda Cinderes üzerinde görüntü alan İHA'lar teröristlerin hangi evlerde gizlendiğini belirleyecek. Görüntüler harekat merkezine anlık olarak iletilecek. Karadan ilerleyen timler nokta operasyonlar yapacak. Böylece sivil kaybının da önüne geçilecek. Afrin merkezine yönelik operasyonda hem güvenlik koridoru hem de lojistik üs olarak Cinderes'in kullanılması düşünülüyor. Afrin'e yakın en büyük yerleşim merkezi olan Cinderes, teröristlerden temizlenip güvenlik tamamen sağlandıktan sonra kasabaya TSK ve ÖSO yığınak yapacak.
Terör örgütü PKK'nın Afrin mafyası ortaya çıktı. Gençler bir bir ölüme gönderilirken terör baronlarının nasıl lüks içinde yaşadıkları gözler önüne serildi. Abdo Hayr, terör örgütü PKK'nın Afrin sorumlusu. Kentte süper lüks villasında yaşıyor. Uyuşturucu pazarlama tezgahının başındaki isim. Örgütün infaz emrini verdiği militanlara yaptığı işkenceleriyle tanınıyor. İnfazları da o yapıyor. PKK, Irak, Suriye ve Türkiye'de binlerce masum genci ailelerinden koparıp ölüme gönderiyor. İşte eli kanlı terör örgütünün elebaşlarıysa böyle lüks içinde villalarda sefa sürüyor. Bunlardan biri de PKK'nın Afrin'deki sorumlularından Abdo Hayr. Uyuşturucu tarlaları, zehir imalathaneleri ve kendisine bağlı yüzlerce teröriste sahip. Afrin genelinde 8 ayrı uyuşturucu imalathanesi var. Buralarda 13 ila 18 yaş arası çocukları çalıştırıyor. Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilge'nin haberine göre Abdo Hayr terör ve uyuşturucu randından elde ettiği gelirle gayrimenkul yatırımları yapıyor. Her biri 1,5 milyon dolar değerinde 5 villası var. Lüks cipler ve klasik otomobillerde cabası. Aynı zamanda Hayr atlara da düşkün. Afrin'de 4 milyon dolara bir de at çiftliği kurmuş. Zeytin Dalı harekatıyla terör örgütünün uyuşturucu, terörist ve insan kaçakçılığı kanalları tamamen kapandı. Öldürülen teröristlere şehit dediler. Terörist PKK-PYD'ye karargâhtan bakın ne çıktı. Gel babacığım, şehit hoş ya. Her bir karede hainler yer alıyordu. Kahraman askerimiz teröristlerin fotoğraflarını yaktı. Bakalım bunlar nasıl şehitmiş. Askerimiz Afrin yakınlarında operasyona çıkmıştı. Birçok köy teröristlerden arındırıldı. Hainlerin gizlediği sözde karargaha girildi. Öldürülen teröristlere ait fotoğraflar bulundu. Şehitmiş. Bu da bunun büyük hali. Bu da mazlum, bu da şehitmiş. Bunlar da bayağı, bunlar da şehitlenmiş. Öldürülen hainler örgüt mensuplarınca şehit olarak nitelendirilmişti. Askerimiz teröristlere ait o fotoğrafları yaktı. Gel bakalım, bunlar şehitmiş ya. Şimdi yakalım. Bakalım bunlar nasıl şehitmiş. Karargah ayrıntılı bir incelemeden geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'te YPG'li teröristleri eğitmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen teröristlerle işbirliğine devam ediyor. Masada verilen sözler sahada karşılık bulmuyor. İşte bu da kanıtı. ABD YPG'li teröristleri Membiç'teki kamplarda eğitiyor. Bu fotoğraflar da o kampta çekildi. Teröristler bu kampta askeri eğitim alıyor. Sonra da ellerindeki o silahları Türk askerlerine çeviriyor. Daha geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını açıklamıştı. İki ülke arasında ele alınacak ilk konunun da Münbiç olduğunu söylemişti. Verilen sözler yine masada kaldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili skandal bir açıklama yaptı. Terörist PKK-PYD'yi silah ve mühimmatla donatan ABD skandal açıklamalarına devam ediyor. Türkiye sınır güvenliğini korumak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu güçleriyle birlikte Afrin'deki terör örgütü PKK-PYD'ye ağır darbe vurdu. Teröristler ağır kayıp verince ABD ve Batı tarafından Afrin Harekatı çarpıtıldı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway'dan skandal Afrin açıklaması geldi. Pentagon Sözcüsü sivillerin öldürüldüğü yalanına başvurdu. Şu anda sivillerin ölmekte olduğu ve insanların şiddet yüzünden evlerine geri dönemediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerilimleri yatıştırmak önemli. Durumu yatıştırma ve Türk müttefiklerimizle onların endişelerini gideren bir çözüm bulmalıyız.
Sevgili seyirciler, Mehmetçiğimize bir destek de işitme engelli vatandaşlarımızdan geldi. Ben işitme engelliyim. Duyamam. Ve konuşamam. Yüreklerinden geçenleri işaretlere döktüler. Ama tüm insanlar gibi kalbim çarpar. Çektikleri videoyla Mehmetçiğimize en anlamlı desteği verdiler. Kimi zaman burkulur yüreğim. Kimi zaman canım yanar. İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir video hazırladı. Kimi zamansa sevinir tüm insanlar gibi. Sessizlerin Yüreği Afrin'de videosuyla Mehmetçiğimize destek mesajı verdiler. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan tüm Mehmetçikler atar bu süreçte bu sessiz yürekte. Türkiye'de bulunan 3 milyonun üzerindeki işitme engelli vatandaş kahraman ordumuzun yanında yer alıyor. Harekatın birinci ayının sonunda bizler için canını esirgemeyen tüm Mehmetçiklere minnettardır bir yürek. Afrin'de görev yapan Mehmetçikleri yalnız bırakmıyor. Hazırlanan videoda kahraman Mehmetçiğimize ait özel görüntüler yer aldı. Şu dağlarda kez olur. Şehitlerimiz de unutulmadı. Ve vatan uğruna şehit düşen tüm Mehmetçikler içinse gözyaşlarım sel, kalbim mezar olmuştur. Tüm sessizler sizinle. Gazete manşetlerinde son bloğa bakacağız. Türkiye Gazetesi'yle başlayalım. Her zaman olduğu gibi işte yeni sandık diyor gazete. Oy kullanma sistemi sil baştan. Seçimlerde kartondan kabinler kullanılacak. Oy verme zarflarının boyutu büyütülecek. Sandıklarda değişiyor olacak efendim. Türkiye Gazetesi yeni oy sistemine ilişkin işte yeni sandık manşetiyle detayları paylaşıyor bugün. Habertürk gazetesine bakalım. Çocuğa il il takip. İstismara karşı eylem planında önce 28 ildeki çocuk İzlem merkezi sayısı artacak. Çocuk istismarına karşı komisyon ilk toplantısını yaptı ve Başbakan Yardımcısı Aksa'yla Adalet, Aile, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlarının katıldığı toplantıda eylem planı kapsamında 28 ildeki çocuk izlem merkezlerinin arttırılması ve kimyasal hadım düzenlemesi için yasada değişiklik yapılması benimsendi. Bu görüşmelere ilişkin detaylar Habertürk gazetesinin bugünkü manşetinde yer buluyor. Yeni Akit gazetesine de bakalım. Cumhur İttifakı ile millet kenetlenecek. AK Parti ve MHP arasında varılan uzlaşı Türkiye sevdalılarını sevindirdi diyor Yeni Akit gazetesi. AK Parti ile MHP'nin anlaşmasının ardından meclise sunulan Cumhur İttifakı vatansever kitleleri mutlu etti. Kamuoyu şer odaklara karşı kurulan ittifakı memnuniyetle karşılarken siyasetçiler bu uzlaşma milliyetçi muhafazakar kesimi kenetleyecek görüşünde birleştiler. Ve son gazetemiz Karar Gazetesi olacak. Hem vuruyor hem soruyor diyor Karar Gazetesi. Guta'da katledilen sivillerin sayısı 300'ü aştı. Jetleriyle vahşeti destekleyen Rusya ise ölümlere karşı duyarlıyız algısı yaratmak için konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Uzmanlar hesaplı hamlenin ardındaki asıl niyete işaret etti. Guta'yı masaya getirerek kendine yönelik suçlamaların önünü almayı amaçlıyor diyor Karar Gazetesi'nin manşetinin detayı. Gazete manşetlerini noktaladık. Gündemden gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, çocuk istismarının önüne geçmek için 6 bakanlığın katılımıyla oluşan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşte detaylar. Cezalar infaz edilecek ve indirimlerle ilgili de artık indirimlerin olmadığı bir ceza sistemine geçecek. Yani burada herhangi bir indirim olmayacak. Kimse indirimden yararlanmayacak. Çocuk istismarı konusunda hükümet çok kararlı. Suçu işleyenler en ağır cezalara çarptırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan çocuk istismarının önlenmesine yönelik komisyon ilk toplantısını yaptı. Komisyonun önceliği bu tür suçların oluşmadan önlenmesi, sonrasında cezaların artırılması ve
yeni cezaların eklenmesi de masadaydı. Cezaların caydırıcılığının en üst düzeye çıkarılması için neler yapılabileceği konuşuldu. İnfaz aşamasında kastrasyon kararı çıkacak. Önce yargılanacak, suçluluğu sabit oldu, cezası verilecek. Ceza verildikten sonra infaza başlanacak. Bu sürede de infaz süresince de mahkeme gene buna karar verecek. Bununla ilgili ve o zaman da bu işlem kendisine uygulanacak. Avrupa ülkelerinde de uygulanan kimyasal hadımın nasıl uygulanacağı araştırılıyor. Ceza kalıcı değil, geçici olacak. Süresi hakimin vereceği cezaya göre ortaya çıkacak. Gündemde olan konu tıbbi tedavi ile geçici süreli baskılama. Kimyasal kastrasyon cezalardan sadece bir tanesi ama cezaların arttırılmasının da ötesinde bu konu toplumun tüm kesimlerinin el birliği içinde her türlü katılımı ve katkısıyla el birliği içinde mücadele etmemiz gereken bir konu. İsrail askerlerinin zulmü bitmiyor. Filistinli bir genç 7 işgalci tarafından dövülerek öldürüldü. Önce silahla vurdu. Yetmedi, tekmeledi. İsrailli askerler Filistinli genci döve döve öldürdü. Burası Filistin Eriha. İşgalci İsrail güçleri yine masum bir sivili hedef aldı. Akşam saatleriydi. 33 yaşındaki Yasir Ömer dar bir sokaktan geçiyordu. Köşe başında bekleyen zalim İsrail askeri Ömer'i bacağından vurdu. Yere düşen genci tekmelediler. Silahın kabzasıyla vurmaya başladılar. Başına 7 asker toplandı. Biri sürükledi, diğeri ise tekmeledi. Vurulduktan sonra dövülen Ömer, olay yerinde hayatını kaybetti. Görüntüler, işgalci İsrail güçlerinin zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi. Katil Esad'ın Doğu Guta'daki katliamında 3 günde tam 250 sivil hayatını kaybetti. Katil Esad hem sivilleri katletti hem de hastanelere bomba yağdırdı. Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukaya aldığı Doğu Guta'da katliam sürüyor. İnsani yardımların engellendiği bölgede rejim uçakları sivilleri bombalıyor. Varil bombalarının kullandığı Doğu Guta'ya kara saldırılarının yanı sıra paraşütle de bombalar atılıyor. Bakçı Hacı'ya! Astana görüşmelerinde gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Doğu Guta'da 3 günde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 250'yi geçti. Rejim uçaklarının saldırılarında 22 sağlık merkezi de vuruldu. Güney Kıbrıs Rum kesimi Akdeniz'de sondaj yapılmasına engel olan Türkiye'yi tehdit etme cüreti gösterdi. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sondaj çalışmasına izin vermedi. Kıbrıs Rum kesimi, Akdeniz'de süren doğalgaz kriziyle ilgili küstah bir tehditte bulundu. Kıbrıs Rum kesimi, Türk tarafının haklarını yok sayıyor. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginlikleri aramak için tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye, Rumlara bölgede doğalgaz arama izni verilmeyeceği çıkışını yaptı. Bölgedeki kriz tırmandı. Kıbrıs Rum kesimi, doğalgaz krizine ilişkin tehditte bulundu. Kıbrıs Rum kesimi Başkanlar Konseyi toplandı. Türkiye tehdit edildi. Türkiye ile gerilimi tırmandırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Hollanda'dan skandal bir karar geldi sevgili seyirciler. Hollanda parlamentosu 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı aldı. Naja, punt van orde.
Son dönemde ilişkilerin kopma noktasına geldiği Hollanda yeni bir skandala imza attı. Parlamento 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıma kararı aldı. Hollanda hükümetinin olumsuz görüş bildirmesine rağmen parlamento hükümet ortaklarından Hristiyan Birliği hazırladığı öneriyi kabul etti. Türk kökenli siyasetçilerin kurduğu Denk Partisi dışındaki bütün siyasi parti temsilcileri öneriyi destekledi. Kabul edilen karara göre Hollanda hükümeti Erivan'daki anma törenlerine de bakan düzeyinde temsilci gönderecek. Hollanda hükümeti ise 1915'te yaşananların soykırım kriterlerine uymadığı görüşündeydi. Bu yüzden karar parlamentoda kabul edilse bile yürürlüğe konulmayacağı açıklanmıştı. Genç kadın apartmanın içinde tartıştığı iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki kişiyle tartıştı, canını zor kurtardı. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Öğle saatleriydi. Fas uyruklu 22 yaşındaki Azize Kaldi apartmanda iki erkekle tartıştı. Tartışma büyüdü. Önce darp edildi. Sonra da burnundan bıçaklandı. Genç kadın kanlar içinde kaldı. Saldırganlardan biri koşarak kaçtı. Mahalleli polise haber verdi. Polis binanın en üst katında oturan diğer saldırganı gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı arıyor. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti. Yeni üniformalarını giydiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde boy gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti. Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı. Yeni tasarım üniformalarını giyen polisler ve bekçiler beğeni topladı. Buluşmayı sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Emniyet Teşkilatı'nın üniformaları son olarak 1994 yılında değişmişti. Teknolojik gelişmeler, iklim koşullarıyla görev şartlarına bağlı olarak bir kez daha değişikliğe gidildi. Polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin üniformaları yeniden tasarlandı. Kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımı rafa kalktı. Daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı. Yaşlı bir adama şantaj yapıyorlardı. İki şantajcı bir kafede 20 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Başındaki kasketi çıkarttı, polis düğmeye bastı. Yaşlı adama şantaj yapanlar suçüstü yakalandı. Antalya'da gayrimenkul zengini yaşlı adamın kiracısı olan kadın ve sevgilisi bir türlü kira ödemiyorlardı. İddiaya göre kadın kira ödeme bahanesiyle yaşlı adamı evine davet etti, kıyafetlerini çıkarttı ve yan odadan çıkan erkek arkadaşı "Sevgilimi mi taciz ediyorsun?" diyerek o anları cep telefonuyla görüntüledi. Şantajcılar o görüntüler karşılığında 20 bin lira istedi. Yaşlı adam tüm olup biteni polise bildirdi. Ekipler yaşlı adamın iki şüpheliyle buluşmasını organize etti. Şantajcılar bir kafede parayı alırken yaşlı adam başındaki kasketini çıkardı. İşareti alan polisler iki şantajcıyı suçüstü işte böyle yakaladı. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şantajcı çift adliyeye sevk edildi. 7 yaşındaki küçük kız okulda yediği yemek sonrası fenalaştı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ecrin Nazlı Gür Adana'da yaşıyordu. Henüz 7 yaşındaydı. İlkokul 1. sınıfa gidiyordu. Her sabah olduğu gibi o sabah da ailesi minik Ecrin'i okula yolladı. Öğle saatlerinde minik kız arkadaşlarıyla yemek yedi.
Yemeğin ardından çok geçmedi, birden fenalaştı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kalbi daha fazla dayanamadı, hayatını kaybetti. Daha önce de bir kızlarını kaybeden aile bir evlat acısıyla daha sarsıldı, sinir krizi geçirdi. Minik Ecrin'in cenazesi ise 3 günlükken ölen kardeşinin yanına gömüldü. Trafik magandasının yaptığı bu kadar da olmaz dedirtti. Ambulansın sireninden rahatsız oldu, önünü kesip terör estirdi. Ne oldu orada? Kalkıyor, ambulansa yollayın. Adıyaman'da akşam saatleriydi. Alkollü bir kişi kaldırımda sızdı. Yağmur altında yatarken vatandaşlar fark etti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulans siren çalarak yola çıktı ama bir kamyonet yol açmak yerine önünü kesti. Ambulansa bırakmıyor, ambulansa bırakmıyor. Sürücü aracından inip sağlıkçılara hakaret etti, sirenden rahatsız olduğunu söyledi, görevlilere tekme atıp saldırdı. Vatandaşlar araya girdi, kavga büyümeden önlendi. Şehir magandası kamyonetine binip gitti ama sağlık görevlileri şikayetçi oldu. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada beyaz kod verildiği belirtildi. Beyaz kod, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı. Kullandığı kamyon yan devrildi ama şoför mahallinde telefonla konuşmaya devam etti. Koca kamyonet devrildi. Şoför devrilen aracının içinde hiç esnefini bozmadı. Telefonla konuşmaya devam etti. Kaza İstanbul Tem Otoyolu'nda meydana geldi. Yağmurdan kayganlaşan yolda Emrullah Çelik kontrolündeki kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetti. Koca kamyon yol ortasında yan yattı. Çevredekiler hemen polise haber verdi. O anlarda şoförün mahallinde telefonla konuşması dikkat çekti. Polisin yardımıyla şoför devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı. Kalbinden bıçaklanan hastasını hayatta tutabilmek için sedyeye çıkan doktor günün kahramanı oldu. Sedyeye çıktı, hastasını hayatta tutabilmek için elinden geleni yaptı. Ameliyathaneye böyle gitti. Bursa'da kalbinin alt tarafından bıçaklanan bir kişi hastaneye getirildi. Acil servise alınan hastanın vakit kaybetmeden ameliyathaneye götürülmesi gerekiyordu. Acil tıp uzmanı doktor Hüseyin Yenice ani bir kararla sedyenin üzerine çıktı. Hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye çıktım, açıkçası çok o anda hatırlamıyor gibiyim. Çünkü hastanın tek düşüncem, hastanın beyninin ve diğer vital organların dediğimiz hayati organların hipoksik kalmasını istemiyorduk. Kalp pasajının en güzel şekilde o şekilde olacağını düşünerekten hastanın hayati organları, beyninin, kalbinin ve böbreklerinin oksijensiz kalmaması için kalp pasajı yaparak götürmemizin zaten yapmamız gereken oydu. Biz de öyle yaptık. 32 yaşındaki hasta bu müdahaleyle hayata tutundu. Doktor Yenice bu müdahalesiyle hastanede günün kahramanı oldu. Balyozda kepenkleri kırdılar, eczaneden kanser ilaçlarını çaldılar. O hırsızlar polis tarafından yakalandı. Raflardan en pahalı ilaçları seçtiler. Çaldıkları o ilaçların arasında piyasada zor bulunan kanser ilaçları da vardı. Gözü dönmüş hırsızlar bir de polisle silahlı çatışmaya girdi. Sonunda ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Çek çek, böyle de çek. Nasıl? İyidir. Gözü dönmüş hırsızlık çetesi tam bir hafta içerisinde 19 iş yerini soydu. O iş yerlerinin arasında eczaneler de vardı. İşte hırsızların o anları. Gece vakti yüzlerine maske taktılar. Balyozu eline aldılar.
Hırsızlar dakikalar boyu cam kapıya vurdu, kapıyı kırdı. Hiçbir şey olmamış gibi eczanenin içine girdiler. Gözü dönmüş hırsızla polisler işte bu noktada çatışmaya girdi. Burası Bahçeli Evler Adnan Kahveci Bulvarı. Hırsızlar eczaneye girip ilaçları aldıktan sonra tam olay yerinden ayrılırken polis de yüz yüze geldi ve aralarında kısa bir çatışma çıktı. Sonrasında bakın neler yaşandı. Hırsızlar bu sayede tam 500 bin liralık vurgun yaptılar. Hırsızların son işi onların sonu oldu. Başka bir eczaneyi soymak isterken karşılarında polisi buldular. Hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Hırsızlar bir hafta içerisinde tam 4 ayrı eczaneyi soymayı başardı. Girdikleri o eczanelerde ise pahalı ve piyasada zor bulunan kanser ilaçları çaldılar. Çaldıkları o ilaçları da başka eczaneye merdiven altından satışlarını yaptılar. Hırsızlar polise karşı direnmeye çalıştı. Araçlarıyla tam olay yerinden kaçarken polis aracın lastiğini ateş etti. Hırsızlar etkisiz hale getirildi. Çek çek böyle de çek. 9 hırsız gözaltına alındı. Feribot'ta patlama oldu. En az 25 kişi yaralandı. Patlama anı kameraya yansıdı. 2 limana yanaşmıştı. İşte tam bu anda büyük bir patlama oldu. Feribot büyük hasar gördü. Meksika turistik sahil kasabasındaki patlamayla sarsıldı. Bir feribot Playa del Carmen limanına yanaşmış yolcu indiriyordu. İşte bu anda arka bölümden dumanlar yükseldi. Patlama anı amatör kameraya an be an yansıdı. Feribotun parçaları denize uçtu. Kırılmadık camı kalmadı. Büyük hasar oluştu. Feribotun yolcu koltuklarının olduğu yan bölümde gedik açıldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Hemen olay yerinde müdahale edildi. Ardından ambulanslarla hastaneye taşındılar. Patlamanın sebebi şimdilik bilinmiyor. Hafta sonu için plan yapan İstanbullular dikkat, megakent soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacak. Meteorolojiden İstanbul için uyarı geldi. Tahminlere göre megakentte hafta sonu yağışlı ve soğuk geçecek. Ama soğuk hava kar yağışına yetmeyecek. Yağış pazartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklığı haftanın ilk günü 5 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık beklenenden fazla düşerse özellikle yüksek kesimler beyaza bürünebilir. Edirne ve Kırklareli'nde ise pazar günü kar bekleniyor. Kar yağışı etkisini pazartesi günü de sürdürecek. Sıcaklık 9 dereceden 4 dereceye düşecek. Hakkari ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri ise sağanak yağışa teslim olacak. Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yağış çok kuvvetli olacak. Hamsi fiyatları cep yakıyor. Vatandaşlar da fiyatı düşen uskumruya yöneliyor. Şu anda denizlerimizde uskumru akını başladı. Ege bölgesinde, Babakale'de, Ege tarafında çok güzel uskumruculuk, kolyozculuk, kolyerciyacılık var. Uskumru hamsinin tahtını sallıyor. Hamsi fiyatları tırmanırken uskumrunun fiyatı düşüyor. Yıllardır görünmeyen uskumru balı bu sene 15 liralara, 20 liralara kadar düştü kilosu. Denizin en güzel balıklarından bir tanesi hakiki uskumru balığı. Balıkesir tezgahlarında uskumru bereketi yaşanıyor. Uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar bol avlanan uskumru fiyatıyla vatandaşın, bolluğuyla da balıkçı esnafının yüzünü güldürüyor. İnşallah en azından uskumrucu devam eder. Halkımız bol bol uskumru balığı yer. 25 yıllık bir aranın ardından ilk kez bu kadar bol avlanan uskumru kilosu 40 liradan 20 liraya kadar düştü. Uskumrunun bol olması bu sene iklimlere bağlı. Denizde yaşanan uskumru bereketinin aksine hamsinin az olması fiyatını da 30 liraya kadar tırmandırdı. Ege tarafında çok büyük bir uskumruculuk var. Şu anda hala geliyor yani.
Böylece Uskumru, tezgahların küçük prensi Hamsi'nin hükümdarlığını ele geçirdi. Zamlı maaşından memnun olmayanlar ve yapılan zamla adil bulmayanlar dikkat, ya iş değiştirmek ya da şartlara razı olmak zorundasınız. Çünkü Yargıtay bu konuda işverenin yanında. ...2018 yılının ilk zamlı maaşları alınmaya başlandı. Zamlar bazı çalışanların yüzünü güldürdü, bazılarını ise mutsuz etti. Performansa göre değerlendirme yapılıyor yani kurumsal şirketlerde. Ona göre zam yapılıyor. Diyelim ki gün boyu sırt sırta çalıştığınız arkadaşınızla aynı işi yapıyorsunuz ve aynı maaşı alıyorsunuz. Zam dönemi geldi, arkadaşınıza %10 zam yapıldı ve arkadaşınız 300 lira zam aldı. Ve sizin maaşınıza yapılan zamsa onun yarısı kadar, yani sadece %5'ti. Bu durumda ne yaparsınız? Hakkımı helal etmiyorum. Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemesi lazım. İtiraz hakkımız var, onu kullanıyoruz ama çok fazla da etkili olduğunu pek düşünmüyorum. Bu durumda hepimizin aklına gelen ilk şey işvereni mahkemeye vermek. Ancak işverenizi mahkemeye de verseniz ve hatta o dava Yargıtay'a kadar da gitse, Yargıtay işveren lehine karar veriyor. Çünkü işvereniniz size istediği kadar zam yapmakta özgür. Normalde bu eşitliğe aykırı gibi görünse de Yargıtay'ın son dönemde verdiği kararlar işverenlerin her işçiye eşit oranda zam yapmakla yükümlü olmadığı yönündedir. İşveren aynı görevi yapana da eşit oranda zam vermek zorunda değil. Yargıtay burada branş ayrımı da yapmıyor. Aynı branşta olsa dahi onların performanslarına göre veya çalışma sürelerini de göz önüne alarak yine aynı şekilde eşit maaş yapmakla yükümlü tutmuyor işvereni. Ayrıca işverenin işçilerine her yıl zam yapmak gibi bir zorunluluğu da yok. İşverenin zam yapmak gibi yükümlülüğü de bizim mevzuatımızda şu anda mevcut değil. Yani mevzuatımızın hiçbir noktasında işverenin belli aralıklarla belli rakamlarda işçiye zam yapması gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir mecburiyet de yok. Ancak enflasyon oranlarında belirli ekonomik dengeler oranında zam yapmak tabii ki hakkaniyetin gereği diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, faydaları saymakla bitmeyen Türk kahvesinin bir özelliği daha ortaya çıktı. Türk kahvesi beyin sağlığımızı da koruyor. Bence siz Türk kahvesini seviyorsunuz. Evet, çok seviyoruz. Günde kaç tane içiyorsunuz? 3, 2. Çok uykunuz var, yorgunsunuz. Bir Türk kahvesi içseniz ne oluyor? Zihinde hissediyorum kendimi. İyi geliyor. Türk kahvesi kültürümüzün değişmez bir parçası, hanımlarınsa vazgeçilmezi. Sağlığa birçok faydası var ama bazı faydalarını bilmiyoruz bile. Mesela Türk kahvesi beyni uyarıyor. Türk kahvesinin ne faydası olabilir? Ne faydası olur? Zihin açıklığına faydası olur. İçtiğiniz her yudum Türk kahvesiyle beyninizi çalışmaya biraz daha motive ediyorsunuz. Türk kahvesi sever misiniz? Çok. Ne faydası olabilir sağlığımıza? Zihnimi dinlendiriyor. Seviyorum. Günde 2 defa içiyorum. Türk kahvesinin içerisinde bulunan kafein yorgunluğu azaltıyor. Aynı zamanda konsantrasyonunuzu da yükseltiyor. Günde kaç Türk kahvesi içiyorsunuz? Yani 2 tane içiyorum kesin. Beyne ne faydası olabilir? Yani o içerisindeki uyarıcı bir madde var. Hani daha konsantrasyonu arttırabilir. Hani daha iyi konsantre olabiliriz. Her ara öğünde içilen Türk kahvesi kalbinize dost, şeker hastalığı riskini azaltıyor, yağ yakımını hızlandırıyor ve ayrıca ömrü uzatıyor. Kalbe dostmuş. Evet. Şeker hastalığınız var mı? Yok. Şeker hastası olmasını insanın büyük ölçüde önlüyormuş. Çok güzel. Bir sır vereyim mi size? Ver canım. Ömrü uzatıyormuş. O çok güzel işte. Benim annem şu anda 90 yaşında. Her gün bir tane içer. Efendim, noktalıyoruz. Ben Nevra Öner, veda edeceğim. Pazartesi günü saatler 5.45 gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağım. Kısacık bir aranın ardından da Yaprak 40'a gelişmeleri paylaşacak. Mutlu günler.